Herkese günaydın, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, coşkuyla, candan, kalpten, yürekten selamlıyor. İyi bir gün geçirmenizi temenni ediyor. Öyle açıyoruz uyandırma servisini. Gelin derhal bakalım memlekette neler var, neler yok. Neler olmuş, neler bitmiş. Başkalar halinde ekranlarınıza getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler temasları sürüyor. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu, hatta dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük olduğunu Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kürsüsünde aykırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Birleşmiş Milletler'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump buluşacak mı, buluşmayacak mı ya çevrilmişti. Kürsüden indikten sonra kuliste bir anda hem Erdoğan ve eşi karşılarında Trump ve eşiyle bir araya geldiler. Orada samimi bir takım fotoğraflar, kareler yansıdı ekranlara. İşte onları birazdan taşıyacağız ekranlarınıza. Ne konuşulduğu, ayaküstü, onlara da birazdan detaylarıyla bakacağız. İç siyasete baktığımızda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi konusunda yerel seçimlere de Cumhur İttifakı ile gidilmesi yönünde prensip anlaşmasına varıldı. Nasıl olacak AK Parti MHP ittifakı? Kimler bu süreçte yürütücü, fiili yürütücü görevini sürdürecekler? Nasıl bir işbirliğine varılacak? Ona da birazdan bakacağız. Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri rüzgara esecek. 28 Eylül'de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Mavi Balina tatbikatı gerçekleşecek. Nasıl bir tatbikattan söz ediyoruz? Onu da yine uyandırma servisinde bulacaksınız. Şiddetli fırtına Ege ve Marmara'da kendini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına nasıl bir tablo beraberinde getirdi? Ona da özel görüntülerle değineceğiz. Uyandırma servisi başladı efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Genel Kurul'da konuştu. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdı. Ayrıca Amerika'yı Filistin'e karşı hukuksuz tutumu ve dünyaya açtığı ekonomik savaş nedeniyle bakın hangi sözlerle eleştirdi. De la República de Turquía. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Kürsüden tüm dünyaya seslendi. Dünya liderlerini uyardı. Cumhurbaşkanının her bir mesajı ilgiyle dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundan dünya liderlerine seslendi. Kürsüden ilk mesajı Birleşmiş Milletler'eydi. Zaman içinde Birleşmiş Milletler'in insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir. Özellikle Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece evet zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler kürsüsünden mazlum Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini yineledi. Birleşmiş Milletler'e reform çağrısı yaptı. Bir kez daha dünya 5'ten büyüktür dedi. Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya 5'ten büyüktür derken de İnsanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz. Zira artık dünya 2. Dünya Savaşı sonrasının şartlarında değil. Erdoğan dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir dedi. Mülteci konusuna da değindi. Dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini istedi. Sınırlarımız içinde
3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıyı dünyada başka örneği olmayan hizmetler sunarak misafir ediyoruz. Sadece Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar harcadığımız tutar 32 milyar doları bulmuştur. Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, Avrupa Birliği'nden de şu ana kadar fiilen verilen tutar itibariyle bu bizim milli bütçemize girmiyor. Sadece uluslararası kuruluşlara giriyor. O da 1,7 milyar avro düzeyindedir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla ve daha esnek şartlarda destek verilmesini bekliyoruz. Ve Suriye. Erdoğan Türkiye'nin izlediği başarılı Suriye diplomasisine de değindi. Amacımız Suriye topraklarını tamamen teröristlerden temizlemek dedi. Gerek Cenevre ve Astana süreçlerine verdiğimiz destekle, gerekse sahada oluşturmayı sürdürdüğümüz güvenli bölgeler aracılığıyla Suriye'nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Cumhurbaşkanı tüm dünyayı FETÖ'ye karşı uyardı. Mücadele çağrısını yineledi. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Buna karşılık ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke ve bunlar hala bunları bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tabii ki hala tehlikenin farkına varmamış olanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki programı yoğun kürsü konuşmasından sonra da Cumhurbaşkanı dünyanın diğer ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarıyla birer birer bir araya geliyor. New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Tsipras'la bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan, Mozambik Devlet Başkanı Filip Jacinto Nusi ile de görüştü. Slovenya ve Hırvatistan Cumhurbaşkanlarıyla da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliği yaptığı heyet başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Yemekte ABD Başkanı Donald Trump da dahil çok sayıda devlet başkanı yer alıyordu. Erdoğan ayrıca Dünya Sağlık Örgütü tarafından başarı ödülü takdim edildi. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sağlık Bakanlığı'na verilen başarı ödülü New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Tören Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlendi. Erdoğan New York'ta akşam saatlerinde de ikili temaslarına devam etti. Sırasıyla İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmelerde bulundu. Ve Birleşmiş Milletler'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Cumhurbaşkanı Trump arasında olacak görüşmeye kilitlenmişti. Biliyorsunuz yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı son gün bile oradan bir görüşme talebi gelmedi. Bir teklifi, bir görüşme daveti gelmedi. Bizim de böyle bir talebimiz, böyle bir randevu talebimiz olmadı kendilerinden demişti. Dolayısıyla da resmen Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi öngörülmüyordu. Ama beklenmedik bir şey oldu. Kuliste iki lider eşleriyle beraber yürürlerken karşılaştılar ve ortaya şu fotoğraflar çıktı. Tüm dünyada gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na çevrilmişti. Liderler sırayla genel kurul kürsüsüne geldi. Sıra ABD Başkanı Donald Trump'taydı. Ancak Trump geç kaldı. Trump gecikmeli olarak kürsüye çıktı. Konuşmasını gerçekleştirdi. Sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Kurula 5 dakika ara verildi. İşte tam bu sırada Erdoğan ve Trump bir araya geldi. Bu fotoğraflar o anlarda çekildi. Erdoğan ve Trump Birleşmiş Milletler koridorunda ayaküstü sohbet etti. Fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan paylaştı.
Görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti. Trump'ın yanında eşi Melania Trump da vardı. Bu görüşmenin ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. ABD Dışişleri Bakanı daha önce talep gelirse Trump'ın Erdoğan'la görüşmeyi değerlendireceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da karşıdan talep gelirse değerlendiririz demişti. Ayaküstü görüşmenin ardından iki liderin planlı bir görüşmede yapıp yapmayacakları merak konusu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi Twitter hesabından Dünya 5'ten Büyüktür hashtag ile paylaşım yaptı. Bu hashtag kısa süre içerisinde Twitter Trend Topic'te bir numaraya kadar yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Erdoğan'ın Twitter'dan World Biggest Bigger Than Five hashtag ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü ve Trend Topic oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada en çok konuşulan başlıklar arasına giren mesajlarında Birleşmiş Milletler'in zulmün değil, adaletin kaynağı haline getirmesi gerektiğini, Türkiye'nin daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermekte olduğunu vurguladı. FETÖ'ye karşı uyarılar da yapan Cumhurbaşkanı, tüm dostlarımızı 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum diye yazdı. Erdoğan, Türkiye ticaretinde insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz çağrısını yineledi. Geldik iç siyasete. İç siyasette gündem kuşkusuz ki yerel seçimler öncesi partilerin işbirlikleri ya da daha evvel 24 Haziran öncesi başlayan ittifakların devam edip etmeyeceğiydi. Gözler tabii ki AK Parti ve MHP'deydi bu noktada. İşte orada beklenen açıklama geldi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimlere de ittifak içinde gidecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçteki ilk somut adım atıldı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ile MHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yaptı. Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görüşmede yerel yönetimde Cumhur İttifakı formülü için prensipte anlaşma sağlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda AK Parti ile karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi. Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede verilecek. Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enis Berberoğlu için vermiş olduğu kararın gerekçesi ortaya çıktı. 5 yıl 10 ay hapis cezasını onamış da hatırlayacaksınız Yargıtay. Bu onama gerekçesinde ne yazıyor? MİT tırları ile ilgili bilgilerin sır olduğunu ve korunması gerektiğine dikkat çekiyor Yargıtay. Ve diyor ki Enis Berberoğlu böyle bir hadisenin ortaya çıkmasının ya da açıklanmasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğini anlayabilecek kapasitedeydi. Berberoğlu eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahip. Sanığın eylemi, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçunu oluşturur. Bu ifadeler Yargıtay'ın gerekçeli kararından. Enis Berberoğlu'na MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay da o cezayı onamıştı. Onamaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı. 57 sayfadan oluşan gerekçeli kararda MİT tırları ile ilgili bilgilerin devlet sırrı olduğuna ve korunması gerektiğine dikkat çekildi. MİT'in faaliyetleri işin doğası gereği gizli olduğundan görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin de gizli olduğu konusunda kuşku yoktur ifadesine yer verildi. Dikkat çekici bir başka vurgu milli savunmaya yönelikti. Bilgilerin temini veya açıklanmasının doğrudan milli savunmayı ve ülkenin siyasal menfaatlerini hedef aldığından kuşku duymamak gerekir denildi.
Berberoğlu'nun devletin güvenliğine dair bilgileri açıklama suçunu işlediğine kanaat getirildi. Peki ama bundan sonra ne olacak? Berberoğlu hakkında kesinleşen mahkumiyet kararının bir örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderildi. Karar meclis genel kurulunda okunursa Berberoğlu'nun vekilliği düşecek ve kalan cezasının infazı için yeniden cezaevine konulacak. Firari FETÖ'cü, FETÖ'nün finans ayağının en önemli isimlerinden birisi Akın İpek'in Londra'dan Türkiye'ye iadesiyle ilgili mahkeme süreci başladı. Duruşma Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanık Akın İpek'in de hazır bulunduğu duruşmada avukatların mahkemeye el arabalarıyla taşıdığı dosyalar dikkat çekti. Duruşmanın ilk oturumunda Akın İpek'in avukatlarının sosyal medyadan topladıkları paylaşımları kullandıkları görüldü. Duruşmaya bugün sabah devam edilmek üzere dün akşam para verildi. Akın İpek'in kefalet koşullarının da devamı da kararlaştırıldı. Davada yargılanan firari FETÖ'cü Akın İpek'in yanı sıra iadesi istenen iki isim daha var. Bu isimler Talip Büyük ve Ali Çelik. Mahkemenin onlar hakkında da bir karara varması bekleniyor. İade duruşmasının 3 gün süreceği tahmin ediliyor. Davayı takip eden İngiliz hukukçulara göre Akın İpek ve diğerleri hakkında iade kararı verilmesi ihtimali çok düşük. Firari FETÖ'cü Akın İpek, Türkiye'nin iade talebi üzerine 23 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılmış ve kefalete serbest bırakılmıştı. Geceyi bildirdiği adresten başka bir yerde geçirmesi yasaklanmıştı. Ayrıca telefonunda 24 saat açık kalması şartı koşulmuştu. Firari Akın İpek'in Londra'daki şirketi vasıtasıyla bir lüks hayat sürdüğü biliniyor. İpek'i bu şirketin yönetiminden çıkarmak için de hukuki süreç devam ediyor. PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri bir bir indiriliyor, bir bir imha ediliyor. Bingöl'de öldürülen teröristlerden birinin 1,5 milyon lira ödülle arandığı tespit edildi. Terör örgütünün kış yapılanmasının önüne geçmek için de Siirt ve Van'da operasyonlar vardı. 1,5 milyon lira ödülle aranıyordu. Bingöl'de 15 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 5 teröristin kimlikleri belirlendi. O teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Dicle Zafer Kod adlı Raif Elmas olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri kış üstlenmesi yapan teröristlerin hareket etmesine izin vermiyor. Siirt'te 5 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyonda teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi. Mağaralarda silahlar, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Van'da da teröristlerin kış hazırlığına karşı operasyon vardı. Çatak ilçesi kırsalında toprağa gömülü şekilde silahlar ve mühimmat bulundu. Bulunanlar arasında 5 el bombası ve 2 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği de vardı. Önce DAEŞ'la mücadele dediler, sonra PKK-PYD'nin hamiliğine soyundu. Ardından birbiri ardından üsler kurdu. Amerika, değerli izleyiciler, Suriye'ye artık iyi de niye yerleşiyor? Hatta kalıcı gibi de görünüyor. Amerikan Savunma Bakanı Mattis, Amerikan askerlerinin DAEŞ tamamen yenildikten sonra da Suriye'de kalabilecekleri mesajını verdi. ABD Suriye'ye iyice yerleşti. Fırat'ın doğusunda suyun, petrolün ve doğalgazın olduğu bölgeleri ele geçirdiler. Bunu da terörle mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütünü besleyerek yaptılar. PKK-PYD'ye verilen binlerce tır ve uçak dolusu silah adeta bölgede yeni bir Amerikan sömürgesi oluşturdu. Ve bu sömürge bir terör devletine dönüşebilir. Bunun sinyalini ABD Savunma Bakanı James Mattis verdi. Mattis, Pentagon'da gazetecilerle sohbet etti. Burada Amerikan askerlerinin DAEŞ tamamen yenildikten sonra da Suriye'de kalabileceğini söyledi. Daha önce DAEŞ tehlikesi yok olana kadar kalacaklarını söylerlerdi. Yani ABD Suriye'de Fırat'ın doğusunda kalıcı ve PKK-PYD terör örgütüne desteği sürdürecek. Mattis, DAEŞ'tan sonra kalmayı planlamaktaki amaçlarını da açıkladı. Yerel güçleri eğitip bölgede istikrarı sağlayacaklarını söyledi. Bu ifadeler PKK-PYD'nin işgalindeki bölgeleri bir terör devletine dönüştürme niyetine işaret ediyor olabilir. Aynı gün önemli bir açıklama daha geldi. O açıklamanın sahibi de Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton. O da Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağını söylüyor. Gerekçe olaraksa
İran'ın bölgedeki faaliyetlerini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki programı Almanya. Almanya programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan evvela Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, ardından da Şansölye Angela Merkel'le bir araya gelecek. Görüşmelerindeki ana gündem maddeleri ise Türkiye ile Almanya arasındaki yeni süreç, terörle mücadele, Amerika'nın küresel finansal terörizmi ve diğer başlıklar olacak. 7 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den sonra devlet ziyareti kapsamında Almanya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda görüşme gerçekleştiren liderlerle bir araya gelen Erdoğan'ın programı azalmayacak. Aksine artacak. ABD'den sonra rota Almanya. Erdoğan 27 Eylül'de Almanya'ya geçecek. Önce Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le bir araya gelecek. Ardından Şansölye Angela Merkel'le baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Türkiye ve Almanya normalleşme sürecine girdi. Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde sorunların aşılması sonrası ılımlı mesajlar vermesi bekleniyor. Ekonomi, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya'da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlarda görüşmelerdeki diğer gündem başlıkları. Erdoğan, Almanya ziyaretinde sadece liderlerle bir araya gelmeyecek. Sivil toplum kuruluşları ve Türkiye-Almanya İş Konseyi'nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap edecek. Yatırımcılara Türkiye'ye yatırıma devam edin mesajı verecek. Devletin zirvesi Almanya'daki son ziyaretini Köln şehrine yapacak. Erdoğan, Ditip Camii'nin de açılışını gerçekleştirecek ve Türklerle bir araya gelecek. Akdeniz'de Türk Sağlık Kuvvetleri rüzgarı esecek. 28 Eylül'de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ev sahipliğinde Mavi Balina tatbikatı gerçekleşecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki Rum ve Yunan tehdidine dev bir tatbikatla yanıt verecek. Türk ordusu Doğu Akdeniz'de Mavi Balina tatbikatını gerçekleştirecek. Doğu Akdeniz yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açık suları son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli. Nedeni ise Akdeniz'deki büyük petrol yatakları. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan doğal gaz kaynaklarında tek başlarına hak iddia ediyor. Türkiye ise duruma tepkili. Bu nedenle Doğu Akdeniz Türk ordusunun gözetiminde. Türk Silahlı Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de gözdağı niteliğinde bir tatbikata başlamak üzere. Tatbikatın adı Mavi Balina. 28 Eylül'de gerçekleştirilecek tatbikata Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bahreyn, Cezayir, Katar, Kuveyt, Pakistan, Romanya ve Suudi Arabistan ordularından birlikler de katılacak. Dev tatbikata Türkiye'den 4 fırkateyn, 5 denizaltı, 2 korvet, 1 lojistik destek gemisi, 1 karakol gemisi, 3 deniz karakol uçağı ve 6 helikopter katılacak. Pakistan 1 fırkateyn, 1 deniz karakol uçağı ve 1 helikopter, Romanya 1 fırkateyn ve 1 helikopter, ABD ise 1 deniz karakol uçağıyla tatbikata destek verecek. Kaçaklar bu defa Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yola çıktı fakat hedeflerine yani Yunan adalarına ulaşamadan yakalandılar. Gece karanlığında teknelere yapılan operasyon anına ilişkin özel görüntüler var, onları izliyoruz. ...14 kişiydiler, gece karanlığında yola çıktılar. Kıyıdan fazla uzaklaşamadan yakalandılar. Görüntüler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri gece karanlığında açık denizde bir tekne tespit etti. Dip Karpaz Zafer Bunu açıklarındaki tekneye hemen operasyon başlatıldı. Operasyonda teknede 14 Suriyeli yasa dışı göçmen belirlendi. Yakalanan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim edildi. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı Akdeniz'de olası kaçak göçmenlere karşı gerekli deniz kontrollerini sıkılaştırdı. Sevgili seyirciler, şiddetli fırtına Ege ve Marmara'da etkisini sürdürüyor. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.
Marmara'da iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri bazı dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu. İDO'dan yapılan açıklamaya göre bu sabah yapılması planlanan Bursa, Bandırma ve Yalova seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Şiddetli fırtına Ege Denizi'nde de etkili oluyor. Dün de aksamaların yaşandığı Çanakkale-Gökçeada vapur seferleri bu sabah da yapılamıyor. İzmir'de de Karşıyaka Konak Güzelbahçe seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. İstanbul Eyüp Sultan'da yol çöktü. Park halindeki bir araç yol çökmesi sonucu oluşan 2 metrelik çukura bakın nasıl düştü. Yol çöktü, 2 metrelik çukur oluştu. Park halindeki bir araç o çukura düştü. Sabah saatleriydi. Yer Eyüp Sultan. Adres Topçular Mahallesi'ydi. Sokakta bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan sızan su zemini yumuşatınca yol çöktü. Sokak üzerinde 2 metrelik çukur oluştu. Park halindeki bir araç çukura düştü. Sabah işe gitmek için evinden çıkan araç sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. İki arkadaş çalışıyoruz zaten iş yerinde. O aradı. Geldik. Haydar abi görüyorsun değil mi? Bak, günah değil mi ya? Tamam da görmüyor musun abi daha ne olmuş yani? Olay yerine polis ve çekici ekibi sevk edildi. Çukura düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı. Bölge güvenlik şeridine alındı. Sevgili seyirciler, gece saatlerinde Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geldi. İstanbul ve Silivri'de kullanılmayan ahşap bir ev küle döndü. Tokat ve Çorum'da da geceyi alevler aydınlattı. İlk yangın haberi İstanbul Silivri'den geldi. Kurfallı köyündeki kullanılmayan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Ayan köyünde de dün akşam saatlerinde çıkan yangın köylüleri korkuttu. 5 kişilik Demir ailesinin yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm evi kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürdü. Çorum'un Bayat ilçesi Dorukseki köyünden de alevler yükseldi. Köydeki bir evde başlayan yangın hızla büyüdü ve çevredeki binalara sıçradı. Evlerinin yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Bayat ve İskilip'ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 ev, 1 ambar, 1 samanlıkla yaklaşık 10 ton buğday ve saman balyaları küle döndü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı ancak rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekipler gece boyunca büyük çaba sarf etti. Muğla'nın Bodrum ilçesindeyiz. İlçenin Mandıra mevkiinde ormanlık alanda akşam saat 21 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Makilik alandaki alevler geceyi adeta gündüze çevirdi. Makilik alandaki bazı bölgelerde tatil sitelerine yaklaşık 20 metre kadar da alevlerin yaklaştığı görüldü. Bazı evler tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları sonunda alevler kısmen de olsa kontrol altına alınabildi. Manisa'dayız. Manisa'da otobüs saatini bekleyen terminalde otobüs saatini bekleyen vatandaşlar bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Perona yanaşırken kontrolden çıkan bir otobüs bakın nasıl dehşet saçtı. Ko
kontrolden çıktı, terminalde dehşet saçtı. Manisa şehirler arası otobüs terminalinde korku dolu anlar yaşandı. Perona yaklaşan bir otobüs, iddiaya göre vitesinin takılı kalması sonucu kontrolden çıktı. Banklarda oturan yolcuların arasına daldı. O anlar terminalin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada banklarda oturan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bolu'da değerli izleyiciler, 3 gündür kaybolduğu için aranan 65 yaşındaki adam bulundu. Bir çukurda bulundu. Traktörüyle meğer kaza yapmış ve kaza yerindeymiş. Yaşlı adamın sağlık durumu iyi. 3 gün önce evinden ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Yaşlı adam traktörle devrildiği 5 metrelik çukurda bulundu. 65 yaşındaki Yusuf Öznur, Bolu'nun Afşar köyünde yaşıyordu. 3 gün önce traktörüyle akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyarete gittiği köyden ayrılan Öznur bir daha evine dönmedi. Yaşlı adamın evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Öznur'un yakınları ve jandarma ekipleri yaşlı adamı her yerde aramaya başladı. Yaşlı adamın akrabaları, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından 3 gündür aranan Yusuf Öznur, Baltalı köyü mevkiinde ormanlık alanda açılan 5 metrelik çukura devrilen traktörün altında bulundu. Düştüğü çukurdan çıkarılan Yusuf Öznur, kazayı hafif yaralarla atlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Samsun'da bir özel hastanede Ramazan Bayramı sırasında doktor atılan uçan tekmeyi hatırlayacaksınız. Görüntülerini defalarca ekranlara getirmiştik ve yani bir kez daha bu ekranlardan da doktorlara yönelik bu şiddeti buradan kınamıştık. Bu duruma hastane yönetimi uçan tekme atan saldırgan serbest kaldı. Bu duruma hastane yönetimi ve darp edilen doktorun meslektaşları tepkili. Doktora uçan tekme attılar. Tutuklanıp cezaevine kondular. Ancak saldırganların avukatları itiraz etti. Şimdi serbest bırakıldılar. Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda kavga çıktı. Polis geldi, olaya biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen şahıslar tedavi için geldikleri hastanede de rahat durmadılar. Görevli doktorlardan birine uçan tekme atarak yaraladılar. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisine de saldırdılar. Haziran ayındaki olayda zanlılar yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ancak avukatlar 3 ay sonra tutukluluğa itiraz etti ve sanıklar serbest bırakıldı. Saldırganların duruşmaya dahi çıkmadan serbest bırakılmasına hastane yönetimi ve doktorun meslektaşları tepki gösterdi. Hukuki sürecin takipçisi olacağız mesajı verdi. Kan donduran bir görüntü izleteceğim şimdi size. Siz de izlerken eminim yani ilk izleyenlerin yaşadığı hissi yaşayacaksınız. Görüntüdeki kişilerin kim olduğu sonra çıktı ortaya. Evvela bir işte bir sosyal medyada paylaşılan bir WhatsApp video görüntüsüydü. Daha sonra tabii kim oldukları çıktı ortaya. Bir genç kadın, daha sonra kayınvalidesi olduğunu anladığımız bir Alzheimer kadını sokak ortasında herkesin içinde döve döve eve götürmeye çalışıyor. Hatta zaman zaman eşarbından çekerek boğmaya kalkıyor. İşte o anlar. Sokak ortasında kaynanasını evire çevire dövdü, görüntüler kan dondurdu. Bursa'daki gelin dayağının görüntüleri sosyal medyaya düştü. Büyük infial oluştu. 82 yaşındaki kadının Alzheimer hastası olduğu ortaya çıktı. Işık yani kapat. Yere düşen yaşlı kadına acımadan vuran insafsız gelinin şiddetini herkes izledi. Kalk eve gideceğiz, kalk. Adam gelmiştir, alalım. Kalk. Kalk, eve gidiyoruz, eve kalk.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hemen devreye girdi. Yaşlı kadının bulunduğu eve gitti. Vücudunda darp izleri bulunan büyük anne önce hastaneye götürüldü, ardından da koruma altına alındı. Fatma teyzemiz bir müddet bizde kalacak. İlaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. Yani ileri seviyede bir Alzheimer var ancak hiç ilaç kullanmıyor. Bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. Yani direnci düşmüş durumda. Bakanlık kayınvalidesine şiddet uygulayan gelin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis öfkeli gelini gözaltına aldı. İstanbul Kadıköy'de eğlence mekanları denetlendi. Dün akşam Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu 2 adlı asayiş ve narkotik denetimine götüreceğiz şimdi sizi. ...700 polis İstanbul Kadıköy'de sokaklardaydı. Eğlence mekanları bir bir denetlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de bulunan eğlence mekanlarına yönelik genel asayiş ve narkotik denetimleri yaptı. Eğlence mekanlarında aramalar yapıldı. Müşterilerin üzerleri aranıp genel bilgi toplama sorgulaması yapıldı. Narkotik köpeği Night da aramalara eşlik etti. Polis ekipleri kurdukları arama noktalarında da durdurdukları araçlarda aramalar yaptı. Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu 2 adı verilen denetimlere polis helikopteri de destek verdi. Müşteri gibi dükkana girdi, hırsızlık yaptı, gitti. Dükkan sahibi şaşkın, hırsız kayıp. Emniyet şimdi o adamın peşinde. Müşteri gibi girdi, aslında planı belliydi. Çok geçmeden de hayata geçirdi. Güvenlik kamerası görüntüleri İstanbul Sancaktepe'de bir internet kafeden. Bu genç müşteri gibi içeri girdi, masa istedi, yerine geçti ve sırtındaki çantayı bırakıp dışarı çıktı. Bu aynı dükkana ikinci gelişiydi. Gözüne yan tarafta duran işletmecinin telefonunu kestirmişti. Adam lavaboya gittiğinde ise etrafı kolaçan etti ve kaşla göz arasında telefonu çaldı. Çantasını alıp hemen kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şimdi o hırsızın peşinde. İstanbul'da direksiyon eğitimi alan bir kadın kamyonete çarptı. Kazayı görenler yardıma koştu. Onlardan biri de kaza yapan kadının eşiydi. Dönmeye çalıştığında vurunca duvara girdi. Kaza oldu, yardıma koştu. Aracın içindekinin kendi eşi olduğunu gördü. Kaza kağıthanede meydana geldi. Direksiyon eğitimi alan kadın kamyonete çarptı. Pınar Çalık savrulan arabanın içinde sıkışıp kaldı. Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Onların arasında Çalık'ın polis memuru olan eşi de vardı. O sırada tesadüfen eşi buradan geçiyormuş. Eşi de durdu, baktık. Dedi ben eşim dedi. Yardımcı olmayı elimizden gelen yaptık işte. Sağlık ekipleri önce hafif yaralanan eğitmen Azize Selen'i araçtan çıkardı. Ardından da Çalık'a müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Çalık'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İstanbul Tuzla'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir anne sokak ortasında küçük kızına şiddet uyguladı. Yürekleri sızlatan o görüntülere götüreceğiz sizi. O kişi her kimse beni karakola çağırsın. Yere savurdu, acımasızca dövdü. Üstelik şiddeti uygulayan bu küçük kızın annesiydi. Görüntüler İstanbul Tuzla'dan. Psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen anne sokak ortasında kızını dövmeye başladı. Küçük kızı kolundan tutup yere fırlattı. Bununla da yetinmedi. Minik kızı yol boyunca hırpalamaya devam etti. Küçük kızın şiddet görmesine tanık olan mahalle sakinleri tepkili. Ben çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış. Saçını falan çekmeler olmuş, sigara söndürmeler olmuş çocuğun üzerinde.
Anne ise kızına şiddet uyguladığını inkar etti. Fakat görüntüleri izleyen polis ekipleri vicdansız anneyi gözaltına aldı. Öte yandan küçük kızın annesiyle birlikte yaşadığı eve giren ekipler neye uğradığını şaşırdı. Ev adeta çöp yuvasıydı. Duvarlarda tehditkar mesajlar yazıyordu. Anne AD'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şiddet gören küçük kızsa koruma altına alındı. Yaşlı adamın çocuklarına babaları adına düzenlenmiş bir elektrik faturası geldi. Yıllardır ödenmemişti bu elektrik faturası ve iyi de niye de kabarmıştım. Aile duruma tepkili çünkü abone olarak görünen babaları hem İstanbul'da hiç yaşamadı hem de 13 sene önce vefat etmişti. Kağıtlar elimize ulaşalı uyku uyuyamıyoruz. Hem şaşkın hem de kızgın çünkü 13 yıl önce ölen babalarına 18.125 lira elektrik faturası geldi. Bir tebligat aldık biz. Tebligatı baktığımda ben dolandırıcıların işi diye düşündüm. E-Devlet'ten baktığımda gerçek olduğunu öğrendim. Elektrik idaresine başvurdum. Babam vefat edeli tam 14 yıl, 2005'in 3. ayında vefat etti babam. 18.125 lira bir borç çıktı. Hikayenin kahramanı 10 çocuk babası Mustafa Avşar. 2005 yılında hayatını kaybetti. Yıllar sonra çocukları babaları adına düzenlenmiş bir faturanın şokunu yaşadı. Nasıl mı? 95, 96, 97, 98, 2002, 2003 borcunu ödemedi gözüküyor. Ama bu bina 89-88 yılında başkası tarafından satın alınıyor. 99 yılında bina yıkılıp yenisi yapılıyor. Zaten yeni yapılan bir binanın 2002-2003'te borcu gözüküyorsa yani bu çelişki zaten burada. Faturadaki bilgilere bakılırsa Mustafa Avşar'ın 1976 yılında elektrik aboneliği gözüküyor. Aile faturadaki adrese gitti. Yıllardır orada oturanlar Mustafa Avşar isimli birini tanımadıklarını söylüyor. Mustafa Avşar'ın çocukları konuyu yargıya taşıdı. Ancak bir taraftan da borç faizleniyor. Avşar ailesi de bir an evvel durumun düzeltilmesini istiyor. Sıradaki haberimiz bunun dolarla ne ilgisi var haberi. Evet, fırsatçılar şimdi de gözlerini beyaz ete dikmiş durumdalar. Dolar kurunun yükselmesini fırsat bilen fırsatçılar artık hani daha en hafif tabirle ifade etmek gerekirse tavuk fiyatlarına da zam yaptı. Fırsatçılar yine iş başında. Kasaplar da vatandaşlar da şikayetçi. Döviz fiyatlarını bahane ederek fırsatçılığa çeviren bu firmalar yüzünden de maalesef hem vatandaşımız mağdur duruma düşüyor hem de biz esnaf satıcı olarak mağdur durumdayız. Dolar fırsatçılığı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabağa bir ayda %50 zam gelmiş. Devlet hainlidir. Terörist bunlar. Dolar artışını fırsat bilen toptancılar fiyatları artırlar hem bizi mağdur ettiler hem vatandaşı mağdur ettiler. Fırsat olarak görmek tabii ki temel gıda ürünleri için doğru bulmuyorum. Milletin cebine göz dikenlere tepki büyük. Çok kötü tabii her şeye zam gelmesi. Tavuk etine niye zam geliyor onu da anlamış değiliz ama. Fırsatı çok bu. Herkes fırsatı. Kasapların bir önerisi var. Eğer parçalamayı biz ön paketlenmiş bütün tavuğu alarak kendimiz parçalayıp müşterimize sunabilirsek üzerinde kendi kayıt numaralarımızda olan paketler şeklinde müşterimize daha uygun fiyatlarla ürün temin edebilmesini sağlayacağız. Hem de bu sayede bu fırsatçılığın önüne geçmiş olacağız. Fiyatları şişirenlere son sözü yine vatandaş söylüyor. Allah Tayyip Erdoğan'ın başımızdan eksik etmesin. Polis trafik magandalarına göz açtırmıyor. Lüks araçlarla trafikte tehlikeli şovlar yapan magandalar yine bir bir yakalanıyor. Pişman mısın? Pişmanız. İyi şeyler değil bunlar. Emniyetten bu sözlerle çıktı. O bir trafik magandası. Sadece trafiği tehlikeye atmakla kalmıyor, görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyor. Son olarak İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bu görüntüleri ortaya çıktı. 350 bin liralık lüks otomobille drift yapıyordu.
Olayın ardından ekipler harekete geçti. Caner A. çok geçmeden yakalandı, ehliyetine el konuldu, 108 lirada para cezası kesildi. Çıkışta ise polislerin kolunda giderken şu sözleri söyledi. Pişmanız. İyi şeyler değil bunlar. Her şey muhteşemdi. Plan kusursuz bir şekilde işliyordu. Adam bütün sanatını, hünerini o kayığına yansıtmakta idi. Bir kayık yaptı ve kayığı eşsiz güzellikteydi. Bir minicik, küçücük, detay gibi görünen bir sorun dışında. Kayığı evinin bodrumda yapmıştı ve onu oradan nasıl çıkaracağını bilemiyordu. Evinin altında yaptığı kayığı dışarı çıkaramayınca duvarı kırmak zorunda kaldı. Oğuz kır, kırabildiğin kadar kır. Rize'de yaşayan diş teknisyeni Togay Uzun, dededen kalma kayık yapımına heves etti. Oturduğu evin alt katını atölyeye dönüştürdü, kayık yapmaya başladı. 2 yılda kayığını tamamlayan Uzun için evin alt kısmından kayığı çıkartmak kolay olmadı. Kapı küçük, kayık da geniş olunca çareyi atölyenin duvarını yıkmakta buldu. Duvar kırıldı, kayık el birliğiyle dışarı çıkarıldı. Boyası eksikti, o da yapıldı. Togay Uzun kayığı limana götürmek için çekici çağırdı. Dede Reis adı verilen kayık çekiciye yüklendi. 1,5 kilometre uzaklıktaki limana götürüldü. Zor da olsa kayığını suya indirmeyi başaran Togay Uzun'un mutluluğuna diyecek yoktu. Şimdi artık mevsimi yaklaşıyor. Mevsimi yaklaştığı için tavsiyede bulunalım. Çok tavsiyede bulunup da böyle hani talebi yükseltip fiyatını da artmasını istemeyenlerdenim. Çünkü biz de ailecek bağımlısıyız. Hünnap'tan söz edeceğim size. Manisa Demirci ilçesinde doğal olarak üretilen ve pek çok hastalığa şifa olarak bilinen hatta ölümsüzlük meyvesi diye de adlandırılan Hünnap artık yavaş yavaş toplanmaya başlandı. Birçok hastalığa şifa hünnap halk arasındaki yaygın söylenişiyle ölümsüzlük meyvesi toplanmaya başlandı. Hünnap Manisa'nın Demirci ilçesinin önemli geçim kaynaklarından biri. Bahçelere giden işçiler ağaçların altına örtü serdikten sonra özel yapım sırıklarla hünnapları çırparak yere düşürdü. Örtülerin üzerinden toplanan hünnaplar yapraklarından ayrılarak satılmak üzere paketleniyor. Biz bunu en yüksek seviyelere çıkarmak ve en kalitesini yetiştirmek. Bizim bu tamamen doğal bir meyve bu. Buna ilaç, gübre hiçbir şey yok. Sadece su, hava, doğa bu. Demirci'de 1500 dönüm tarım arazisinde yıllık ortalama 150 ton hünnap üretiliyor. Ana vatanı olan Çin'de 4000 yıldan beri yetiştirilen ve ölümsüzlük meyvesi olarak anılan hünnabın 56 cins ve 900 türü bulunuyor. Bu antioksidan var bunda. Biz bunun tahlilini yaptırdık. Bunun biz coğrafi işaretlemesi son aşamaya geldi. Biz bunun patentini de aldık Demirci'ye. Ama coğrafi işaretleme bizim için çok mühim. Çünkü Demirci'ye has bir meyve bu. Hünnap yüksek C, B1, B2 ve B6 vitaminleri, minerallerle organik ve inorganik madde içeriği barındırıyor. Hünnap iç piyasaya satılmasının yanı sıra ihraç da ediliyor. 304. İtfaiye Haftası İstanbul'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. O etkinliklerden biri de bugün Sultanahmet Meydanı'ndaydı. Tulumbacı kıyafeti giyen itfaiye erleri renkli görüntüler oluşturdu. Ey omuzdaşlar! Yine dökülen feryadı Osman! Yanıyor bir kulun suzan içinde! Su tulumbasını omuzladılar, naralar attılar. Sultanahmet Meydanı renkli görüntülere sahne oldu. En büyük mücadeleyi onlar vermişler. Biz sadece onlardan kalan görevi yerine getirmeye çalışıyoruz, tamamlamaya çalışıyoruz. 304. İtfaiye Haftası İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul İtfaiyesi çalışanları da giydikleri tarihi kıyafetlerle Osmanlı döneminin tulumbacılarını canlandırdı.
Meydandaki turistler ve İstanbullular itfaiye erlerinin performansını merakla izledi. Yangın var! Yangın var! Bu şekilde bağırarak... Alarmı aldı arkadaşlar. Bağırarak koşuyorum. Mahalle bekçilerine ve tulumba sandıklarına. Bunların kahvesi var kendi aralarında. Bu takım kurmuşlar. Mesela Mevlanalılar. Kadırgallar. Şimdi biz mesela Kadırgallar diyoruz bize. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise ödül töreni vardı. Türkiye'mizin, İstanbul itfaiyemizin bayrağını orada dalgalandırdık. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici. Güney Kore'deki 13. Dünya İtfaiye Oyunları'nda İstanbul itfaiyesi büyük başarı gösterdi. 50 ülkeden yaklaşık 7 bin yarışmacı vardı. Türkiye en çok madalya kazanan ülke oldu. 24 altın, 39 gümüş, 22 bronz olmak üzere toplam 85 madalyayla döndüler. Çok farklı ülkelerden çok farklı yarışmacılarla birlikte yarıştık ama mesleğimiz gereği zaten zorluklara alışık olduğumuz için üstesinden geldik diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal itfaiyede yerlilik vurgusu yaptı. Doların ülkemize silah olarak kullanılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde daha fazla bir önem arz ediyor. İtfaiyemizin kullandığı malzemelerin yerli ve milli olması konusunda da adımlarımız var. Madalya kazanan itfaiye erleri törende Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi. Uzun bekleme süreleri, band kaydından dinletilen konuşmalar, lüzumsuz kitabi bir takım laflarla oyalanan müşteriler. Call center'ları biliyorsunuz, arıyorsunuz. Çok basit bir şey öğrenmek için. Saatlerce işte ruhsuz ve tonsuz bir cevapla telefonda tutuluyorsunuz. İşte bazı çağrı merkezlerinin bu hatlarında konuştuğunuz her dakika size para olarak yazıyor ya da kontör olarak gidiyor. Şimdi buna bir düzenleme geliyor. Artık çağrı merkezlerini aradığınızda konuşmanın bir üst limiti olacak. Daha uzun süre hatta beklemek zorunda kalmayacaksınız. Peki ama nasıl? Gelin öğrenelim beraber. Merhaba, ben Elif. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bankalar, internet servis sağlayıcıları, cep telefonu operatörleri. Ne zaman bir sorun yaşasak yaptığımız ilk şey müşteri hizmetlerini aramak. Ancak çoğu zaman sorunun çözümü yerine dakikalarca telefonda bekliyor, ciddi zaman kayıpları yaşıyoruz. Çağrı merkezlerine TSE ayarı geliyor. Kurum tüketicilerin şikayetlerinin ortadan kaldırılması için belgelendirme hizmetine başladı. Doğum tarihinde de genelde şeklinde olabilir mi? İlgili standartlara göre müşteriler iletişim merkeziyle ses, e-posta ya da web sohbet üzerinden iletişime geçebilecek. Çağrı merkezlerince müşterilere iletilen tüm bilgiler doğru, alakalı ve kolay anlaşılır olacak. Müşterinin okuryazarlık düzeyi gibi iletişim ihtiyaçları dikkate alınacak. Müşterilere maruz kalabilecekleri artırılmış ücretlerle ilgili açık bilgi sağlanacak ve herhangi bir ücret gizlenmeyecek. Müşterinin istemediği bir bağlantı sonlandırılacak ve müşteriyle tekrar iletişim kurulmayacak. Hangi ilçeden aradığınızı öğrenebilir miyim Nazlı? Bu belgelendirme sistemi müşterinin yasal organlara müracaat gibi dış çözüm yollarına gitmesini ve memnuniyetsizliğinin artmasını engellemeyi amaçlıyor. TSE'den belge alan müşteri iletişim merkezi sayısının kısa süre içinde artması bekleniyor. Merhaba, ben Elif. Anadolu'nun garip ustası, Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş ölüm yıl dönümünde dostları tarafından anıldı. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni görünce mutlu mu sandım, irengi gözümde solan dünyada. Sazıyla, sözüyle, türküleriyle gönüllere taht kuran bir Anadolu ozanı Neşet Ertaş. Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca akar can özümde, sel gizli gizli. Neşet Ertaş'sız geçen 6 yılda sevenleri onu unutmadı. Bozkır'ın tezenesi kabri başında sevenleri tarafından anıldı.
Yaşayış tarzımızı, kültürümüzü, topluluğumuzu ve acılarımızı bir yandan temsil ediyor. Mutluluğumuzu bir yandan temsil ediyor. Bizi Kırşehirli olarak dünyada adımızı yayıyor diyelim. Kırşehir'de Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, örnek aldıkları usta sanatçının mezarını ziyaret edenler arasındaydı. Neşet Ertaş'ın adını aldığı bir okulda okumaktan gurur duyuyorum açıkçası. Liseye de Güzel Sanatlar, yani Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'ni okudum ve buraya bu şekilde geldim. Ustanın geçmişten alıp miras bıraktığı bozlak ve uzun hava kültürü ise yaşatılıyor. Bir daha onun gibi söyleyen gelmese de bu gelenek unutulmuyor. Bu kültürü en güzel şekilde yansıtan, bu bozlukları, uzun havaları güzel yansıtan bir daha öyle bir insan gelmesin. Şimdi o öldükten sonra da tabii bu bozluklar, uzun havalar öksüz kaldı. Bunu biz de devam ettirmeye çalışıyoruz kısmen. Neşet Ertaş bu dünyadan göçüp gitti ama sazı, sözü, türküleri ve alçak gönüllülüğü hafızalardan hiç silinmeyecek. Tane tane bağları var yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışlar gözünde, gözünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür diye haykırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin'e karşı hukuksuz yaklaşımları da Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Presidente de la República de Turquía. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar, gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Kürsüden tüm dünyaya seslendi. Dünya liderlerini uyardı. Cumhurbaşkanının her bir mesajı ilgiyle dinlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundan dünya liderlerine seslendi. Kürsüden ilk mesajı Birleşmiş Milletler'eydi. Zaman içinde Birleşmiş Milletler'in İnsanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir. Özellikle Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece, evet, zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler kürsüsünden mazlum Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini yineledi. Birleşmiş Milletler'e reform çağrısı yaptı. Bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi. Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de İnsanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz. Zira artık dünya İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında değil. Erdoğan dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir dedi. Mülteci konusuna da değindi. Dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini istedi. Sınırlarımız içinde 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıyı dünyada başka örneği olmayan hizmetler sunarak misafir ediyoruz. Sadece Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar harcadığımız tutar 32 milyar doları bulmuştur. Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, Avrupa Birliği'nden de şu ana kadar fiilen
verilen tutar itibariyle bu bizim milli bütçemize girmiyor. Sadece uluslararası kuruluşlara giriyor. O da 1,7 milyar avro düzeyindedir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla ve daha esnek şartlarda destek verilmesini bekliyoruz. Ve Suriye. Erdoğan Türkiye'nin izlediği başarılı Suriye diplomasisine de değindi. Amacımız Suriye topraklarını tamamen teröristlerden temizlemek dedi. Gerek Cenevre ve Astana süreçlerine verdiğimiz destekle, gerekse sahada oluşturmayı sürdürdüğümüz güvenli bölgeler aracılığıyla Suriye'nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Cumhurbaşkanı tüm dünyayı FETÖ'ye karşı uyardı. Mücadele çağrısını yineledi. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Buna karşılık ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke ve bunlar hala bunları bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tabii ki hala tehlikenin farkına varmamış olanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler. World's Bigger Than Five. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Twitter hesabından Dünya 5'ten büyüktür hashtag ile paylaşım yaptı. Bu paylaşım çok kısa süre içerisinde TT oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sonrasında sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı World is Bigger Than Five hashtag ile yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü ve trend topic oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada en çok konuşulan başlıklar arasına giren mesajlarında Birleşmiş Milletler'in zulmün değil, adaletin kaynağı haline getirilmesi gerektiğini, Türkiye'nin daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermekte olduğunu vurguladı. FETÖ'ye karşı uyarılar da yapan Cumhurbaşkanı, tüm dostlarımızı 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum diye yazdı. Erdoğan, Türkiye ticaretinde, insan dolaşımında da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz çağrısını yaptı. ...73. Genel Kurulu'nun ilk gününde Birleşmiş Milletler'deki o ilk oturumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Amerikan Başkanı Donald Trump'ın mesajları da dikkat çekiciydi. Trump, uzlaşmaz politikalarını sürdüreceğinin sinyallerini verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladı. Gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın üzerindeydi. Bir kez daha Esed rejimini uyardı. Esed rejimi kimyasal silahları bir kez daha kullanırsa Birleşmiş Milletler harekete geçecektir. Tüm dünyadan temsilciler oradaydı. Genel kurula 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanı katıldı. İlk sözü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres aldı. Dünyanın adalet istediğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de reform yapılması gerektiğini belirtti. Genel kurulda ana gündem Orta Doğu'daki savaşlar, küresel ısınma ve sığınmacı sorunuydu. Gelenek bozulmadı. İlk konuşan lider Brezilya Devlet Başkanı oldu. ABD Başkanı kürsüye çıkan üçüncü liderdi. Konuşmasının başında bugüne kadar yaşanmayan bir olay yaşandı. Trump kendi yönetim tarzını övünce gülüşmelerle karşılaştı. Trump'ın hedefinde Esed rejimi, İran ve Venezuela vardı. Esed'e kimyasal silah uyarısını yineledi. Ve İran, tehdit diplomasisini sürdürdü ABD Başkanı. Trump tüm ülkelere İran'ı izole etme çağrısı yaptı. Nükleer anlaşma imzalandığından beri İran'ın askeri bütçesi %40'tan fazla arttı. Terörizme finansman gerçekleştirildi ve Suriye'de ve Yemen'de kaosa sebep olundu. ABD Başkanı dünyaya ekonomik savaşı sürdüreceğini söyledi.
diğer ülkelerin ticarette ABD'yi sömürdüğünü ileri sürdü. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne dönmeyeceklerini söyledi. Filistin konusunda da uluslararası hukuku çiğnediği provokasyonu savundu. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararının arkasında durdu. Kuzey Kore ile tam anlaşma sağlanana kadar yaptırımlara devam edeceklerini belirtti Trump. Ekonomik yardımları ise sadece kendilerine saygı gösterenlere ve dostlarına yapacaklarını söyledi. Artık sadece bize saygı duyan ülkelere yardımda bulunacağız. Yardımları sadece dostlarımıza yapacağız. Trump diğer politikalarında olduğu gibi mülteciler konusunda da küresel bir çözümden yana olmadığını ifade etti. Biz küreselleşme ideolojisini reddediyoruz ve vatanseverlik doktrinini destekliyoruz. Tüm ülkeler kendi egemenliklerine karşı olan tehditlere ülkelerini korumalı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk günkü oturumunda dikkat çeken liderlerden biri de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirilerine yanıt verdi. ABD hükümetinin görüşmeye davet ettiği bir devleti devirme planlarını saklamaması ironik diye konuştu. Ruhani, ABD'nin en başından beri İran politikası yanlıştı. İran halkının isteklerine karşı koyan yaklaşımı başarısız olmaya mahkumdur ifadelerini kullandı. Ruhani ayrıca, diyalogtan daha iyi bir yol yok, sizi terk ettiğiniz müzakere masasına geri dönmeye davet ediyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, Ruhani'nin sert açıklamalarının ciddi sonuçları olacak, sizi izliyoruz, peşinizden geleceğiz şeklinde yanıt verdi. Sevgili izleyiciler, Avrupa ülkeleri Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine boyun eğmeyecek ABD'nin yaptırımlarına karşılık İranlı ticaret için yeni formül arayışında dünya. Fransa, İran, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları New York'ta İran Dışişleri Bakanı ile buluştu. Toplantıya Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Federica Mogherini de katıldı. Masadakiler İran'ın nükleer programına dair anlaşmaya imza atmış ülkelerdi. Gündemde ABD'nin anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi vardı. ABD, İran'a ambargoları hayata geçirdi. Yakında yenileri de geliyor. Tahran'sa ABD'nin boşluğunu Avrupa ülkelerinin doldurulmasını talep ediyor. Aksi halde anlaşmadan çekilmekle tehdit ediyor. New York'taki görüşmede uygulanacak alternatifler ele alındı. Toplantı sonrasında açıklamayı Federica Mogherini yaptı. Nükleer anlaşma devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşılık da ticareti kolaylaştırıcı yeni bir mekanizma inşa edecekler. Bu mekanizma İran'la ticarette yaptırımların etrafından dolanacak özel ödeme kanallarını içerecek. Since the Joint Commission ministerial meeting on the 6th of July. Now... Ve Türkiye'nin, işte bu az önce Federica Mogherini'nin açıklamalarını izlediniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a dönük olarak ticareti kısıtlayıcı önlemler aldıkça Avrupa'nın önemli ülkeleri de İran'la başka yollardan ticaret yapabilmenin metotlarını arayacaklarını dünyaya ilan ettiler. Nerede? Hem de Amerika'da. Mikrofona geçtiler, kürsüye geçtiler ve bunu açık açık söylediler. Şimdi... Bu bize neyi hatırlattı? Bu Türkiye'nin zamanında İran'la yaptığı altın ticaretini hatırlattı. Bu yani Türkiye'nin İran'la yaptığı altın ticareti mi acaba Avrupa Birliği'nin bundan sonraki dönemde İran'la yapacağı ticarete ilham kaynağı olacak? Zira Avrupa Birliği İran'la petrol ticaretini sürdürecek. Amerika'nın keyfi yaptırımlarının etrafından dolaşabilecek bir yol bulması lazım. Nasıl olacak acaba? Bizim bir tanıdığımız metotlar mı uygulanacak? Gelin ona bakalım birlikte. Öyle ürünler onlardan biz alıyoruz ki bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? İşte Türkiye'nin durumu bu. Üstelik İran kapı komşusu ticaret yapmak zorunda. Bu yüzden Washington'ın keyfi ve tek taraflı ambargosunu tanımadı. ABD'nin uluslararası para transferindeki deli dumrulvari taktiğinin çevresinden dolaştığı İran'la enerji ticaretini dolaylı yollardan yaptı. Şimdi o yöntem Avrupa Birliği'ne de ilham kaynağı olmak üzere. Açıklama Avrupa Birliği'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisinden geldi.
Avrupa Birliği İran'la petrol ticaretini sürdürüp yaptırımların etrafından dolaşabilmek için yeni bir yapı kuruyor. Peki Türkiye nasıl yapmıştı? ABD uluslararası döviz transfer sistemi olan SWIFT üzerinden tüm dünyadaki dolar transferini kontrol ediyor. İşte Türkiye bu zorluğu aşmak için Halkbank'ta İran adına bir hesap açtı. Aldığı doğalgazın bedelini de o hesaba yatırdı. İran'da hesaptaki bu para karşılığında altın satın alarak ülkesine soktu. Ticaret bu sayede gerçekleşti. Şimdi sıra Avrupa Birliği'nde. ABD İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tek taraflı feshetti. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri bu karara direnmeye karar verdi. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulayacağı ambargoyu delmek için bir yöntem arayışındalar. Avrupa Birliği'nin kuracağı yeni yapı, enerji şirketlerinin ABD dolarına ve küresel finans sistemine bağlı kalmadan İran'la petrol ticareti yapabilmesinin önünü açacak. Mogherini bu konuda pek detay vermedi. Ancak AB'nin Türkiye gibi takas yöntemi kullanacağı düşünülüyor. Tek fark takasta altın kullanılmayacak. İran'a enerji karşılığında ürettiği yüksek teknoloji ürünlerini gönderecek. Bizi İran'la ticaretimiz sebebiyle yargılamaya kalkanların niyeti, sınırlarımızın boyunca kurmaya çalıştıkları on binlerce kişilik terör ordusunu gizlemektir. Şimdi asıl soru şu, Türkiye'nin İran'la ticaretini bahane ederek Halkbank üzerinden kumpas kurmaya kalkan ABD, Avrupa Birliği'ne de aynı tavrı takınacak mı? Ya da kurulacak yeni yapıda yaptırım kapsamına sokacak mı? Sokarsa buna AB'nin tavrı ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak katıldığı bir oturumda Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği durumu anlattı. Albayrak, her şeyi hesaba kattığımızda Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk ekonomisinin istikrarlı olduğu vurgusunda bulundu. Rakamlara bakıldığında da bu durumun net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Albayrak, biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatsız. Kamu, hane halkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz dedi. Albayrak, cari açığın son dönemde azaldığına vurgu yaptı. Albayrak, geçen yılın Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %58,7 iken bu oran Temmuz 2018'de %70,1'e yükseldi bilgisini paylaştı. Ayrıca kamu borcunun yönetilebilir seviyede olduğunu belirtti. Türkiye'de kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %28, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %30 değerlendirmesinde bulundu. Hane halkı borçlanmasının da gelişmekte olan ülkelere göre yarı yarıya daha az olduğunu belirtti. Bakan Albayrak, ihtiyaç olması halinde bankacılık sistemine gereken her türlü desteğin de verileceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının mirasını taşıdığını söyledi. It's a human problem, not an American problem or a Negro problem. And as a human problem or a world problem, we feel that it should be taken out of the jurisdiction of the United States government and the United States courts and taken into the United Nations in the same manner. We believe that our problem is one not a violation of civil rights, but a violation of human rights. Öyle çok eski değil, henüz 60'lı yıllardı. Amerika'da siyahiler üniversiteye gidemez, hatta beyazlarla aynı otobüse bile binemezdi. O yıllarda siyahi olmak, hele siyahi bir Müslüman olmak kolay değildi. Malcolm X eşit vatandaş olma yolundaki mücadelelerine önderlik etti. Not only are we denied the right to be a citizen in the United States, we're denied the right to be a human being. Bugün artık yeni bir dünya var. İslam hala ayrımcılığın hedefinde. Bugün bu ayrımcılığa en büyük direnişi Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Dünya beşten büyüktür. Malcolm X ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki benzerliğe dikkat çekense Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz oldu. To carry my father's legacy, it speaks to the humanity of each individual. We take the time to do something about it, to change it.
And this is why I support President Erdogan when he's here, and especially his wife, Her Excellency, and their daughter, Isra, you know, because it seems that that is what they represent. İlyada Şahbaz, Erdoğan'la New York'ta neden bir araya geldiğini işte böyle açıkladı. Sözlerinden Türkiye'yi ve Türk insanını iyi etüt ettiği anlaşılıyordu. People of Turkey, because they seem to be that way, they seem to be genuinely kind. It has nothing to do with color or sex or anything. Sözlerinde ABD Başkanı Trump'a eleştiri de vardı. Bunu Türkiye'yi överek yaptı. Time you have a country that opens its borders to 3.5 million refugees, that speaks for itself. Because in some parts of the world we have people talking about build a wall, you know, or we have people who do not understand compassion, care. Jacinda Ardern, Yeni Zelanda Başbakanı. Onu dünyanın bir numaralı gündem maddesi yapansa, şimdi izleyeceğiniz şu görüntü. New Zealand's commitment to this work remains unwavering. La primera ministra de Nueva Zelanda. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun en güzel manzaralarından biri bu oldu. 3 aylık bebek toplantılara neşe getirdi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, dünyada görev başındayken doğum yapmış ikinci başbakan. Doğum izni bittikten sonra görev başına döndü. ABD'nin New York kentinde gerçekleşen 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine gitti. Yanında ise hem eşini hem de 3 aylık kızını götürdü. Başbakan Ardern, Birleşmiş Milletler kapsamında gerçekleşen Nelson Mandela Barış Zirvesi'nde konuşma yaptı. Konuşma sırası kendisine gelmeden önce kızıyla ilgilendi, ardından kızını eşine bıraktı, konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Ardern'ın bu davranışıyla Avrupa Parlamentosu İtalya üyesi Licia Ronzulli'yi örnek aldığı düşünülüyor. Ronzulli kızının doğumundan sadece 6 hafta sonra parlamentoya dönmüştü, kızını da beraberinde götürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi Afrikalı kadınlara destek çağrısı yaptı. Afrika'nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız onlar için bir lütuf değil, bizim için bir insanlık vazifesidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a New York'taki temaslarında eşlik eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde Afrikalı kadınların sorunlarına ilişkin toplantıya katıldı. Emine Erdoğan konuşmasında Afrika'nın Türk halkının dost ve kardeş bildiği çok özel bir coğrafya olduğunu vurguladı. 30'a yakın Afrika ülkesini ziyaret ettim. Her birinde Afrika'nın renkli kültürüne hayranlık duydum. Irkçı rejimler, sömürgeci yönetimler, özellikle son birkaç yüzyılda Afrika'nın bütün dinamizmini alıp götürmüştür. 20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüz olmuştur. Fakat biz Türkiye olarak 21. yüzyılın Afrika'nın çağı olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin 2005 yılında Afrika açılımını başlattığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'da 2002'de 12 büyükelçiliği bulunurken bu rakamın bugün 41'e çıktığına dikkat çekti. Üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu da Afrikalı kadınların ihtiyaçlarıdır. Çünkü inanıyoruz ki Mandela'nın dediği gibi kadınlar yoksulluğa mahkum olduğu ve küçük görüldüğü sürece insan hakları özüne kavuşamayacaktır. Yeni bir Afrika var etmenin ön şartı kadınların durumunu iyileştirmektir. Emine Erdoğan Afrikalı kadınlar için destek çağrısında bulundu. Dünyada önlenebilir sebeplere bağlı ölümlerin %62'sini Afrikalı kadınların oluşturduğunu biliyoruz. Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam. Tek bir hayatın bile telafisi yokken dünya Afrikalı kadınları bu kadere mahkum edemez. Afrika'nın desteğe muhtaç kadınları için yapacaklarımız onlar için bir lütuf değil, bizim insanlık vazifemizdir.
Ve İsrail Filistinleri katletmeyi sürdürüyor. Gazze sahilindeki protesto gösterisine bir kez daha ateş açtılar. Hatırlıyor musunuz One Minute derken Cumhurbaşkanı Erdoğan vaktin Filistin Cumhurbaşkanı'na siz plajlarda çocukları katletmeyi iyi bilirsiniz dediğini. Ha işte o manzaralardan biri daha dün yaşandı. Gazze sahili plajlar ve işte İsrailli teröristlerin açtığı ateş. İsrail yine zulmünü gösterdi. Bir kez daha Filistinli protestoculara ateş açtı, kan aktı. Gazze'liler sahil şeridinde gösteri yapıyordu. Amaçları İsrail'in deniz ablukasını dünyaya duyurmaktı. İsrail daha önce yaptığı gibi yine eylemcilere gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda bir Filistinli gösterici şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredekiler tarafından ambulanslarla götürüldü. Yaralananlar arasında Anadolu Ajansı için çalışan bir serbest kameraman da vardı. İlk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bu görüntülerse Batı Şeria'dan. Bu duygusal buluşmanın ardında da İsrail'in zulmü var. İsrail idari tutukluluk uygulamasıyla Filistinlileri keyfi olarak hapse atabiliyor ve suçlama bile yöneltmeden uzun zaman hapiste tutabiliyor. 20 yaşındaki Filistinli genç de onlardan biriydi. 3 yıl sonra hapisten çıktı. Annesiyle karşılaşması bu duygu dolu manzaraya yol açtı. Sevgili seyirciler, Rusya'nın Esad rejimine S-300 sevkiyatı İsrail'i endişelendirdi. Hatırlıyorsunuz bu sevkiyat daha evvel 2013 senesinde yapılacaktı fakat İsrail'in müdahalesiyle engellenmişti. Ancak en son Rusların 15 askerinin içinde bulunduğu uçağının düşürülmesi sonrasında Rusya tamam dedi, buraya kadar ben S-300 sevkiyatını yarım bıraktığım yerden devam ettiriyorum dedi. Şimdi o noktada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sevkiyatın bölgeyi tehlikeye atacağı görüşünü dile getirdi. İsrail basında ordunun artık iki kez düşünmesi gerektiğini yazdı. Rusya'nın hamlesi İsrail'i endişelendirdi. Suriye'de rejime sevk edilecek S-300 hava savunma sistemi Tel Aviv'e ağır bir ceza oldu. Zira İsrail bu sevkiyatı istemiyordu ve daha önce itiraz ederek engellemişti. Ama bu kez durum farklı. İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğinde bir Rus uçağı düştü. İsrail uçaklarına ateş açan rejimin hava savunma sistemi yanlışlıkla vurmuştu. Rusya olaydan İsrail'i sorumlu tuttu. Sorumsuz davrandıklarını söyledi. Rejime S-300 gönderme talimatı da bundan sonra verildi. Bu füze sistemi İsrail jetlerinin bölgeye istediği gibi hava saldırısı düzenleyemeyeceği anlamına geliyor. Zaten İsrail basını da artık ordu Suriye'yi vurmak için iki kez düşünmek zorunda diyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Putin'le telefonla görüştü. Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır dedi. İşaret ettiği rejimin saflarında mücadele eden İran'ın desteklediği Lübnan Hizbullah'ıydı. Buna karşılık iki ülke askeri diyaloğu sürdürecek. Rusya'nın S-300 sevkiyatına bir tepki de ABD'den geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton sevkiyatın büyük hata olacağını söyledi. Karşılıklı açıklamalar sürerken İsrail kabinesi son durumu görüşmek için özel olarak toplandı. Ve toplantıdan Suriye'de İran ve bağlantılı hedeflere hava saldırılarını sürdürme kararı çıktı. Bu karar bölgede tansiyonu iyice yükseltebilir. Amerika Birleşik Devletleri ile YPG'nin kirli ittifakı teröristlerle Amerikalı subayların WhatsApp mesajlarına da yansıdı. Subay Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e girmesinden korkan teröristi bakın nasıl teskin etmeye çalıştı. İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'de yeni istikameti çizdi. Şimdi sırada Fırat'ın doğusu var. Afrin hezimetini yaşayan PKK-PYD bir süredir korku içinde. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu korku ABD'li bir subayla teröristler arasındaki yazışmalara da yansıdı. Sözde Münbiç Askeri Konseyi Muhammed Ebu Adel ABD medyasına konuştu. WhatsApp yazışmalarını da gösterdi.
Bakın Türk ordusunun Münbiç'e girmesinden korkan teröristi ABD'li subay nasıl teskin etmiş. Haberlerin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Hepsi dedikodudan ibaret. Yüzbaşı sana selamlarını iletti ve sizi desteklediğimizi söyledi. ABD'li subay teröristlerin durumunu da merak ediyor. Ön cephede yaralılar, yaralanmalar var mı? Herkesin iyi, güvende olduğundan emin olun. Arabalarınız halen iyi durumda mı? Arabalar için yedek parça lazım mı? Bilin diye söylüyorum. Bizler de devriye görevindeydik ve üsse henüz döndük. Yazışmalara bakılacak olursa Türkiye'nin baskıları sonucu terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmak zorunda kalan ABD, kaybettiği güveni yeniden tesis etmek için çabalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyaya terör ihraç ediliyor. Şimdi diyeceksiniz ki yeni bir şey değil, bilmiyor muyuz, ilk defa mı duydun? Hayır, önemli olan bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin göbeğinde ve dünyanın kalbinin attığı yerde dile getirmek. İşte Akşam Gazetesi'nin manşetinden okuyorum size. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya FETÖ uyarısında bulundu. Erdoğan, FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki 400 dönümlük arazisinden 160 ülkeye terör ihraç ettiğini bildirdi. Şimdi bu hepimizce malum. Herkesin gözünün önünde cereyan ediyor. Ve Birleşmiş Milletler'den de yani dünyaya barışı, dünya barışını daha doğrusu tahkim etmek için tesis edilmiş olan cemiyetten dünyaya o cemiyetin ana karargahının bulunduğu ülkenin terör ihraç ettiğini söylüyor. Kim söylüyor? Az önce İlyasa Şahbaz'ı dinledik. Malcolm X'in kızı. Babamın ruhu o adamda dedi, değil mi İlyasa Şahbaz? Malcolm X'in kızı. Recep Tayyip Erdoğan için. İşte o Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsüne çıktı ve dedi ki dünya 5'ten büyüktür. Hayır, dünya ABD'den de büyüktür. Devam. ABD dünyaya terör ihraç etmektedir. Devam, sadece FETÖ de değil. Ne dedi Cumhurbaşkanı? On binlerce tır dolusu silahla, 3000 kargo uçağıyla PKK terör örgütüne silah gönderiyor bunlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta, Birleşmiş Milletler'de, o yüzden Recep Tayyip Erdoğan'ı. Dost bildiğimiz ülkeler FETÖ'cülere vermemekte direniyor. Örgütün ABD'de sadece charter okullarla bütçeden aldığı para $763 milyon. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde hem FETÖ'nün 163 ülkeye terör ihraç ettiğini söylemesi, ardından da charter okulları vesilesiyle Amerikan hükümetinden $763 milyon para aldığını duyurması ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz terörist bir örgütün finansını sağlıyorsunuz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler'de diyor bunu. Taktik çıkarları uğruna teröristlere on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekecekler. Türkiye olarak hedefimiz Münbiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Sığınmacılara sağladığı imkanlarla Avrupa başta olmak üzere mülteci akınının önüne geçen Türkiye'ye daha esnek şartlarda destek bekliyoruz. Myanmar'da, Filistin'de katliamlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gözü önünde gerçekleşmiştir. Tüm dünya arkasını dönse de Filistinlilerin yanında olacağız. Sen ey ABD, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü ilan etsen de bir millet, bir ümmet var ki Filistin'in yanında Kudüs'ü başkent olarak görüyor ama İsrail'in başkenti olarak değil. S-300'ler İsrail'i felç edecek. Rus uçağının düşmesinden sorumlu tuttuğu İsrail'i felç edecek. Tel El-Ahara bölgesine yerleştirilecek olan S-300 sistemi Tel Aviv'in hava kabiliyetini körleştirecek diyor. Akşam gazetesindeki haber. Mossad'a yakınlığıyla bilinen Debka'ya göre Rusya S-300 hava savunma sisteminin yanı sıra ileri teknoloji ürünü Su-35'leri de Suriye'ye konuşlandıracak. Böylece İsrail Akdeniz'in kuzeyinde Suriye'nin tamamında ve İran'a karşı hava harekatı gerçekleştiremeyecek diyor. Akşam gazetesinden okudum size. Devam. Star gazetesi.
Erdoğan'dan dünya liderlerine tarihi çağrı. Birleşmiş Milletleri adaletin sözcüsü yapalım. Zor ya. Bana sorsanız bu yapısıyla imkansız ya. Yine de işte en iyimser haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söylüyor. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Birleşmiş Milletler niye kuruldu? Ne dedik az önce? Dünyada barışı tahkim etmek üzere kuruldu değil mi? Yani sorumlu falan ülkeleri bir araya getiriyorlar, problemleri çözüyorlar falan. Orası işte daha bu anlamda barışa yakın bir tavır ortaya koyuyor falan. Silahların susması, silahların inmesi, insanların birbirini öldürmemesi falan filan. Başka alt şeyleri de var, daireleri de var. İşte açlıkla mücadele, fakirlikle mücadele, susuzlukla mücadele falan. Peki biliyor musunuz? Dünyanın en büyük silah üretici, virgül, ihracatçıları. Yani sıralama yapıldığı zaman yukarıda birden beşe kadar sıralama yapıldığında. Dünyanın en büyük silah üreticileri, virgül, silah ihracatçıları. Yani insanların birbirlerini öldürdüğü o sorumlu coğrafyalara silahları gönderenler kim biliyor musunuz? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin o 5 daimi üyesi. Evet bildiniz. Aynen de öyle. O Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yani dünyada barışı tesis edelim diye cemiyet kurmuş olan ülkelerin en önemli gelir kaynağı sorunlu coğrafyalarda çıkan savaşlar insanların birbirlerini dilim dilim doğraması. Bu. Gerçek bu yani. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ana fonksiyonuna geri dönsün çağrısı yapıyor ama bu hiç kuşkusuz ki Türk'ün adalet duygusundan ileri geliyor sadece. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda reform çağrısı yaptı. BM'yi insanların adalet beklentilerinin sözcüsü haline getirelim. Aç ve açıkta kalana el uzatacak, gelecek nesillere umut aşılayacak bir küresel yönetim sistemi kuralım diyor Star Gazetesi'ndeki haber. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için Birleşmiş Milletleri insanlığın adalet uygulayıcısı haline getirelim. Zulme ses çıkarmayanların yapılan yardımları, kısma gayretleri zalimlerin cesaretini artırıyor. Tüm dünya arkasını dönse bile biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar bunun acısını mutlaka çekecektir. Soçi mutabakatıyla 3,5 milyon sivile yönelik kanlı saldırıların önüne geçtik. Hedefimiz Suriye'nin tamamını terörden temizlemektir diyor Star gazetesindeki haber. Ve az önce dedim size İlyasa Şahbaz, Malcolm X'in kızı. Erdoğan merhamet ve adaletin temsilcisi. İlyasa Şahbaz'ın sözleri. Amerika'da İslami hareketin sembol ismi Malcolm X'in kızı Şahbaz, Erdoğan'ın babasının mirasını temsil ettiğini söyledi. İnsan onuru, merhamet, adalet adına mücadele veren bir liderle buluşmak benim için büyük bir onurdur. İlyasa Şahbaz'ın sözleri Star gazetesinin birinci sayfasında sevgili izleyiciler. Ne demiş Güneş gazetesi? Elebaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya tehlikede. Terör örgütü elebaşı FETÖ'yü kastediyor Güneş gazetesi. Oturuma damga vuran konuşmada Erdoğan, ihanet çetesinin 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak elebaşı Fethullah Gülen'in, Fethullah'ın hala Pensilvanya'da yaşadığına değindi. Örgüte aktarılan kaynağa dikkat çeken başkan, ihanet çetesinin ABD'den Charter School adlı sözde okullar aracılığıyla 763 milyon dolar aldığını söyledi. Bakın bu çok ciddi bir suçlama. Ve Amerika'nın kalbinde gözünün içine baka baka Amerikan başkanının diyorsunuz ki bir terörist örgüt var. Ve bu terörist örgüt Türkiye'de 15 Temmuz Anadolu işgal girişimini gerçekleştirdi, beceremedi. Bu milletin ferasetiyle beceremedi. Ama 163 ülkeye terör ihraç etmeye devam ediyor. Kalbi, beyni nerede? ABD'de, Pensilvanya'da. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bunlar Charter School adı altında bir mekanizma kurmuşlar, dümen. O mekanizma üzerinden paraları topluyorlar ve terör faaliyetlerine kaynak olarak kullanıyorlar. Kim söylüyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde. Sadece onu da değil, az önce de ifade ettim. ABD'nin bizzat PKK'ya gönderdiği tırlar dolusu, kargo uçakları dolusu silahları da
yine Cumhurbaşkanı orada Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde gündeme getirdi. Şu fotoğrafı göstereyim size. Videosunu izlediniz. Az önce haberde de sizlerle paylaştık. İki fotoğraf. İki ayrı fotoğraf. Şu soldaki Tuzla, şu sağdaki Bursa. Tuzla'da bir anne küçük kızını sokak ortasında öldüresiye dövüyor. Öldüresiye dövüyor. Bursa'da da bir gelin Alzheimer kayınvalidesini sokakta işkence ediyor. 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Ay Bursa'da böyle bir işkenceye maruz kalıyor. Kadın Alzheimer. Alzheimer çağımızın en ciddi problemlerinden birisi. Bununla mücadele edilebiliyor ama çok ciddi yakın takip gerekiyor. Yani herkesin, evdeki herkesin evde bir Alzheimer'lı olduğunu bilip ona göre hayatlarını şekillendirmesi gerekiyor. Zor ve sancılı bir süreç olduğunu biliyoruz. Ki sosyal hizmetler bu hanımefendiyi aldı koruma altına bu vahşi gelinin elinden. Ve ilk tedavisinde anlaşıldı ki yemek yedirmemişler kadına, ilaçlarını kullandırtmamışlar falan, inanılır gibi değil. İnanılır gibi. Şu Tuzla'daki anneyi de buldular. Yani vallahi söylenecek sözün tükendiği yerdeyiz. Ama şunu biliyorum, bak bunu hep söylüyorum. İşte en son Seda Nur yavrumuzu kaybettiğimizde, 9 yaşında Kars Kağızman Paslı köyündeki Seda Nur yavrumuzu kaybettiğimizde, onun ilkokul öğretmeni Melek öğretmen bir mektup yazdı Seda Nur'un hatırasına diye. Ve orada insanlık öldüğü, işte bu hayat çok kötü bir yer olduğu, bu dünya yaşanmaz halde falan. Ben buna katılmıyorum. Ben böyle hani bu tür olaylar karşısında öfke patlamaları falan yaşıyoruz kuşkusuz ki. Ya da çocuğa cinsel istismar, çocuk cinayeti, işte Alzheimer'lı anneye sokakta şiddet falan. Bunlar yaşandığı zaman sağınıza solunuza bir bakın. Bakın ve etrafınızda ki reaksiyonu görün. Yani televizyonda o işte Alzheimer'lı kayınvalidesini yerden yere vuran gelinin görüntüleri yayınlanırken sağınızdaki solunuzdaki insanların reaksiyonuna bakın. Göreceksiniz herkes değil mi, yani küfürler yağdırıyor. Ellerin kırılsın falan diyor değil mi? Kadına tepki gösteriyorlar o gelini. Dolayısıyla bunu şunun için hatırlattım. Ya da Seda Nur'un katili için değil mi? Hani en hafifi idam cezası gelsin, şu adamlar sallandırılsın diyor değil mi? Yani herkes bila istisna. İşte bu şunu gösteriyor. Evet, insanlık ölmedi. Evet, dünya kötü ve yaşanmayacak bir yer değil. Bu arada çıkan bu alçak, aşağılık, cani katillere rağmen öyle bir bilinç var ki onları hemen marjinalize edip hemen onlara en büyük tepkiyi gösterebiliyoruz. Bak, seyirci kalma diyor. Posta gazetesi de bugün burada. İstanbul Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğuyla Bursa'da gelininden sokak ortasında dayak yiyen kaynana, gözünün önündeki şiddete seyirci kalmayıp harekete geçen iyi insanlar sayesinde kurtuldu. Tamam mı? Hikaye bundan ibaret. Yani gerçekten insanlık ölmüş olsaydı biz bugün bunları gazetelerde haber dahi olmazdı. Yani bunlar gazetelere haber dahi olmazdı. Televizyonlardan eminim tanıyorsunuzdur. Yani adını bilmeseniz bile simasına aşinasınızdır. Yakup yavru hayatını kaybetti. Fakat Yakup yavrunun vefatını gazetelerin birinci sayfasında haber yapan ana konu, usta oyuncunun bundan 4 ay önce kendisine mezar yeri yaptırmasıydı. Amasya'da 5 ay önce yaptırdığı kendi mezarının önünde insanın ölesi geliyor diyerek espri yapan sinema oyuncusu Yakup Yavru öldü. Kendi mezarı başında şaka olsun diye, espri olsun diye, insanın ölesi geliyor diye espri yaptıktan sonra kaç ay sonra hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Terörün başı ABD'de.
Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında FETÖ'nün başının ABD'de olduğunu ve buradan 160 ülkeye terör ihraç ettiğini söyledi. Önemli. Şimdi size bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğrafı çok sevdim. Biliyor musunuz? Belli bir yaşın üzerindekiler, belki işte 30'un üzerindekiler, 40'ın üzerindekiler hatırlayacaklardır. Eskiden böyle tribünlerde maçlar izlenirken böyle ayrı ayrı tribünlerde falan izlenmezdi maçlar. Yani şöyle hani genellikle ayrı ayrı tribünler kendi kendine oluşurdu ama hani öyle bir kısıtlama falan, engel falan yoktu. İnsanlar gidip bir arada farklı farklı formalar sırtlarında maç izlerlerdi. Şimdi bugün söylediğim zaman çok hayal gibi, çok uzakmış gibi geliyor. Ama şu fotoğraf çok tatlı, çok hoş. Bence günün fotoğrafı, bence bu fotoğrafı böyle afiş yapıp as duvarına. Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe taraftarı arasında Beşiktaş formasıyla oturan kadının fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Hem kadının cesaretine hem de Fenerbahçe tribününün hoşgörüsüne övgü yapıldı. Yalnız Vatan Gazetesi haberi öyle bir yazmış ki sanırsın düşman topraklarına girmiş işte şey rakip asker geldi yani. Ne o ya, kadının cesareti, övgü topladı, Fener taraftarının hoşgörüsü. Kardeşim hepimiz sonuçta maç olduğu dakikalar dışında binlerce ortak duyguyu, güzelliği bir arada paylaşan insanlarız ya. Çıldırdınız mı siz? Nasıl bir ifadedir yani? Beşiktaşlı kadının cesareti, Fenerbahçe taraftarının hoşgörüsü falan. Ne gerek var böyle şeylere? Tabii ki böyle bir şey yok. Tabii ki o saçma sapan ayrımlar üzerinden yaratılan, oluşturulan polarizasyon nedeniyle biz bu hale geldik. Ben çok açık söylüyorum. Pek çok bu polarizasyonun ana nedenlerinden biri de ben yani öyle futbol maçlarına falan giden, izleyen, eden, takip eden falan birisi değilim. Ben sadece işin sosyolojisiyle ilgileniyorum. Ama bu polarizasyonun ana nedeninin ben bir nedenden dolayı, o nedenleri üzerine de uzun uzun konuşuruz, futbol kulüplerinin yöneticilerinin olduğunu düşünenlerdenim. Futbol kulüplerinin yöneticileri öylesine sert biçimde öfkeyi ortaya koyuyorlar ve kutuplaştırıcı bir dil kullanıyorlar ki bu senelerdir, bugünün işi değil yani 20 senedir neredeyse aynı şeyi görüyoruz. O yukarıdan aşağıya seyirciye şiddet olarak iniyor aşağıya. Yani yukarıda kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular falan filan, onlar tabii ki işte rekabet dilini diri tutabilmek için bir söylem ortaya koyuyorlar. Aşağıya taraftara bu meseleden bir gram çıkarı olmayan, sadece sevgisi, sempatisiyle, efendim bir aidiyet hissiyle tribüne gelen taraftara şiddet olarak iniyor. O ortadan kalktığı gün, mesela geçen Fenerbahçe Beşiktaş maçında yine işte Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının yan yana verdikleri o fotoğraf muazzamdı, muhteşemdi. Yani çok saçma sapan, sonuçta bu ortadaki şey bir kavga değil yani. İki futbol takımının rekabeti, bir kavga, dövüş falan vesilesi değil. Sonunda dünya kurtulmayacak yani. Maç oynanıyor ve kabul edelim ki bu maç oynanması sonrasında birileri korkunç paralar kazanıyor. Yani biz vay Fenerbahçe kazandı, of be Galatasaray ne falan. Sonunda ama birileri çok ciddi paralar kazanıyor. Yani futbolcular, kulüp yöneticileri, bu işe bahis oynatanlar falan çok ciddi paralar kazanıyorlar. Bu iş bir sektör, bir endüstri netice itibariyle. Ama bu tablo bence muhteşem bir tablo. Umuyoruz devamı başka maçlarda ya da başka bir takım ortamlarda da görürüz. Sevdim ben bunu. Hep böyle olsun. Sabah gazetesine geldik. Birleşmiş Milletler'in beşli yapısı zalimleri cesaretlendiriyor. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler'de dünyaya Mevlana'lı adalet çağrısı yaptı. Gelin ezilene kalkan olacak küresel bir yönetim sistemi kuralım demiş. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin borçlanma sorunu yok diyor. Türkiye makroekonomik göstergeler konusunda çok rahat. Borçlanma bakımından da dünya ortalamasından daha iyi durumdayız. Kamu, hane halkı, bankalar ve özel sektör borçları noktasında Türkiye gayet parlak bir performansa sahip. Hükümet son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bankacılık sektörüne de gereken desteği vermeye hazır diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
ekonomik problemlerin ana probleminin psikolojik olduğunu daha evvel pek çok kere de okumuşsunuzdur ya da duymuşsunuzdur ama yani hakikaten bu son dönemde yaşadığımız saldırı, yani küresel finansal terör saldırısı birkaç unsuru aynı anda beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da onlara şu anda bakmak lazım. Bak nasıl gündemimiz başka olunca başka taraflara kanalize olduk. Eminim aranızda hani işte diyelim ki bundan bir ay önce kaç para oldu dolara, haberin var mı? Ne kadar olmuş dolar? Gene çıkmış mı, inmiş mi falan diye soran tipler var ya böyle. Doları da yok, dolar borcu da yok, dolarla işi de yok. Hayatında belki de herhangi bir dolar alışverişine bulunmamış ama sürekli gözü televizyonun sağ alt köşesinde dolar var mı, kaç olmuş falan diye. Son birkaç haftadır falan dikkat edin. O adamlar da farkında değiller. Dolar yükseldi mi, alçaldı mı falan. Yani bıraktığınız zaman bak bırakılıyor yani. Sigarayı bırakmak gibi bir şey. Dolar takibini bırakmak. Emrah Karaduman'ın bir albümü çıktı yakın zamanda. Bombarduman. Ben bu Emrah Karaduman'ı müzisyen olarak çok yetenekli buluyorum. Sahiden de bir şey. Nedir o? Sihirbaz. Ne sihirbazı diyelim? Rating sihirbazı. Hani en çok ne dinlenir? Bir şarkı en çok nasıl dinlenir daha doğrusu? Bu konuya kafa yoran bir çocuk. Aleyna Tilki de onun eseridir biliyorsunuz. Yani onu da müzik endüstrisinde üst sıralara taşıyan arkasındaki bu işte aranjör genç arkadaştır. En son Aleyna Tilki'ye yaptığı Dipsiz Kuyum şarkısı meğer seneler evvel Ahmet Selçuk İlkan'ın altında imzası olan Yıllar Affetmez şarkısından araklamaymış. Hakikaten öyle mi bilmiyoruz. Bergen söylerdi. Ben dinledim, biraz benziyor ama hani öyle araklama denecek kadar böyle şey yapabilmek için, iddialı konuşabilmek için bir teknik analiz gerekiyor. Şimdi o teknik analiz MESAM'da yapılıyor. O teknik analiz tamamlandıktan sonra öyle mi diye mi çıkacak ortaya ama bazen böyle şeyler, hani melodiler de birbirine benzer, hani o benzer altyapılarla yapılmış. Yani araştırırsanız o Yıllar Affetmez de kim bilir hangi işte Orta Doğu ezgilerinden esinlenilerek yapılmıştır. Yani ezgi ezgiye biraz da benzer yani. Ne yapacaksınız her gün? Bunun acısını çekecekler. Hürriyet'in manşeti, Birleşmiş Milletler kürsüsünden terör uyarısı. Suriye'de taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir yandan terör örgütlerini desteklemek, bir yandan kapılarını mültecilere kapatmak. Bunun tüm yükünü de Türkiye gibi birkaç ülkeye yüklemek kimsenin geleceğini daha güvenli yapmaz demiş. Borçlulukta performans iyi durumda. Vahap Munyar yazmış. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın New York'ta Türkiye'nin kamu ve hane halkı borçlanmasında birçok ülkeye oranla nasıl iyi durumda olduğunu rakamlarla anlattı diyor. Vahap Munyar'ın. Af teklifi genişlerse endişesi. AK Parti MHP'nin af teklifini içeriği ve kapsamı açısından incelemeye alıyor. Partinin hukukçuları düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi halinde birçok açıdan eşitlik ilkesine aykırılık ortaya çıkacağı endişesini taşıyor. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu da aynı ihtimale dikkat çekti demiş. Af teklifi genişlerse endişesi. Tam dün size biliyorsunuz bundan bahsetmiştim. Dün hani onu kapsam dışı bunu kapsam içi tutalım bırakalım edelim falan filan diyorlar ama yani sonuçta anayasanın eşitlik ilkesi diye bir şey var. En son tahlilde mesele yasalaştıktan ve iş icraata döküldüğü andan itibaren verilebilecek olan bir anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır kararı. Bütün cezaevlerindeki bila istisna ne kadar efendim hangi suçtan yatarsa yatsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür sözünü bir kez daha yineledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuksuz uygulamalarına tepkisini gösterdi. Gerek FETÖ gerek PKK konusunda ABD'ye de sözleri vardı. Presidente de la República de Turquía. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Kürsüden tüm dünyaya seslendi. Dünya liderlerini uyardı. Cumhurbaşkanının her bir mesajı ilgiyle dinlendi. En nombre
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonundan dünya liderlerine seslendi. Kürsüden ilk mesajı Birleşmiş Milletler'eydi. Zaman içinde Birleşmiş Milletler'in insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir. Özellikle Güvenlik Konseyi sadece veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, dünyanın diğer bölgelerine yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların onlara yapılan yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece, evet, zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler kürsüsünden mazlum Filistin halkına destek olmaya devam edeceğini yineledi. Birleşmiş Milletler'e reform çağrısı yaptı. Bir kez daha dünya beşten büyüktür dedi. Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'in yapısında ve işleyişinde kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için de dünya beşten büyüktür derken de insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz. Zira artık dünya İkinci Dünya Savaşı sonrasının şartlarında değil. Erdoğan, dünyanın düzenini sağlayacak olan adalettir dedi. Mülteci konusuna da değindi. Dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini istedi. Sınırlarımız içinde 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıyı dünyada başka örneği olmayan hizmetler sunarak misafir ediyoruz. Sadece Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar harcadığımız tutar 32 milyar doları bulmuştur. Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, Avrupa Birliği'nden de şu ana kadar fiilen verilen tutar itibariyle, bu bizim milli bütçemize girmiyor, sadece uluslararası kuruluşlara giriyor. O da 1,7 milyar avro düzeyindedir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla ve daha esnek şartlarda destek verilmesini bekliyoruz. Ve Suriye. Erdoğan, Türkiye'nin izlediği başarılı Suriye diplomasisine de değindi. Amacımız Suriye topraklarını tamamen teröristlerden temizlemek dedi. Gerek Cenevre ve Astana süreçlerine verdiğimiz destekle, gerekse sahada oluşturmayı sürdürdüğümüz güvenli bölgeler aracılığıyla Suriye'nin yeniden huzurlu bir yer haline gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Cumhurbaşkanı tüm dünyayı FETÖ'ye karşı uyardı. Mücadele çağrısını yineledi. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Buna karşılık ne yazık ki dost bildiğimiz birçok ülke ve bunlar hala bunları bize vermemekte ısrar ediyorlar. Tabii ki hala tehlikenin farkına varmamış olanlar bunun bedelini de ağır ödeyecekler. Amerika'dayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a bir mülakat veriyor. Onu geçiyor şimdi ekranlarınıza canlı yayında. Buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle Amerika'da olmuş durumda. Örneğin Amerika'da şu anda Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan
ve devlete karşı bir darbe girişiminde bulunan FETÖ Amerika'dadır. 2193 kişinin yaralanmasına neden olan FETÖ Amerika'dadır. Ve Amerika'da olan bu zat şu anda yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedirler. Halbuki Türkiye ile Amerika arasında suçluların iadesi anlaşması vardır. Suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen buradaki Fethullah Gülen denilen bu şahıs deport edilmek suretiyle rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Fakat Brunson şu anda bir yargı sürecinin içerisindedir. Yargılanmaktadır. Yargılanmakta olan bir kişiyi de bıraktım hadi git deme hakkına ne ben Cumhurbaşkanı olarak yetkiliyim ne de bir başkaları yetkilidir. Bunun yetkisi sadece ve sadece o mahkemenin hakimlerindedir. Onun için tabii 12 Ekim'deki mahkeme ne karar verir şu anda bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz. Is there a way out of the situation that you can conceive that will improve U.S. and Turkish relations that is specific to Pastor Brunson, or do you think it's just it has to go through the judicial system? Yaptırımlar bir vesile olarak kullanmamalı. Yani ekonomik savaş açılmamalı, kullanmamalı bu yönde. Ve acaba bir yol var mı? İşte Brunson olayı iki ülke arasındaki derin bir olaya yol açmış ve ekonomiyi de etkiliyor. Acaba bir yol var mı mahkemeler yani dışında? Hayır, yani Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yoktur. 2008 yılında biz ekonomik sıkıntı yine yaşadık. Ve o ekonomik sıkıntı yaşandığı zaman benim bir ifadem olmuştu. Demiştim ki bu bizim şu anda bu sıkıntı teğet geçecektir. Ve sonra biz o ekonomik sıkıntıyı aştık ve Türkiye ciddi manada bir ekonomik rahatlama sürecinin içerisine girdi. Şu an ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Ve bunu da Türkiye kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacaktır. Bunun da emareleri görünmeye başlamıştır. Ve bunun Brunson'la yakından uzaktan alakası yoktur. One of the responses the central bank has made recently was to increase the benchmark interest rate to 24% from 17.75% earlier this month, recognizing again the central bank is a separate institution. Do you think that increase in interest rates will be good for the economy? Zamanlarda Türkiye'de Merkez Bankası benchmark'ını %24'e çıkardı. Şimdi bu tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığının bir ifadesidir. Merkez Bankası bağımsızlığının bir ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar yine Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda olan bir şey değil. Ama ben Türkiye'de herkes beni bilir. Yüksek faize karşı olan birisiyim. Şu anda da burada yine söylüyorum. Yüksek faize karşıyım. Çünkü yüksek faiz oranları bir defa girişimcinin, yatırımcının bu noktadaki adımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir. Halbuki finans sektörü biliyorsunuz yatırımcıya, girişimciye imkan hazırlaması gerekir ki üretim olabilsin. Üretim olursa istihdam olur. İstihdam olursa ihracat olur
ve böylece bir rekabet alanının içerisinde hareketlenme olur. Ama şu andaki durum bu yüksek faiz uygulamasıyla bir çözüm olacağı istikametinde herhalde Merkez Bankası böyle bir kararı verdi. Temenni ediyorum ki o beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de olumsuz istikamette enflasyon durumu var. Enflasyonda da yüksek faiz, yüksek enflasyonu getirir. Şu anda da bu temenni ederim ki tersi olur. Yaptığınız anlaşma, Rusya ile bir anlaşma yaptınız ve siz söylediniz, açıklama yaptınız ve bu anlaşmayla İdlib'de bir rejimin, Suriye rejiminin bir saldırısından korudunuz orayı, kurtarmış oldunuz. Bu anlaşmaya göre gelecek ayın 15'ine kadar radikal unsurlar bölgeyi, demilitarize olan bölgeyi terk etmeleri lazım. Türkiye'nin bu konuyla ilgili ne adımlar atması gerekiyor, ne adımlar atacak bu radikal grupları dışarı çıkması için ve acaba Türkiye Tahrir el-Şam ya da eski el-Nusra grubunu ikna etme konusunda bir çabalar içinde mi Türkiye ve acaba bu grup Türkiye'ye garanti verdi mi çıkacağına ilgili? Her şeyden önce burada tabii Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki bu 10 maddelik anlaşmanın içerisinde savunma bakanlarımızın imza altına aldığı bu muhtırayla gerek Rusya Federasyonu'nun rejimi bu 15-20 kilometrelik bu koridora sokmaması gerekse merkezde de bu radikal grupların Türkiye tarafından, Türkiye'nin kendi örgütleriyle istihbarat gibi bunu kontrol altına alması, onların buralardan çıkışını sağlaması noktasında daha doğrusu silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak. Bunun için gerekli adımları da bu arada atacağız. Ve bunun için de şu anda bütün çalışmalar yürütülmektedir. Zaten özellikle de bu İdlib halkının beklentisiydi. İdlib halkı da bu süreci gerçekten şu anda çok çok huzurlu bir şekilde ve burada dönüşün başlamış olması ki 50-60 bin kişi bu süre içerisinde tekrar geriye dönmüş vaziyette. Onların destekleriyle de bu iş başarılacaktır. Teşekkür ederim efendim. Eğer bunlar çıkmayı kabul etmezse radikal gruplar. Başladı. Başladı. Çıkıyor. Peki bunlardaki silahlar da oradan çıkacaktı. Bu silahlara ne olacak? Acaba Türkiye'nin kontrolü mü olacak? Şimdi bu tabii her tür silah değil. Bunlar ağır silahlarla alakalı olarak sınıflamalarını Rusya'dan ve Türkiye'den ekiplerimiz çalışmalarını yaptılar ve bu çalışma çerçevesi içerisinde sınıflandırarak gerekli adımlar atılacak. Türkiye opozisyonu desteklediği zaman galiba birçoğu ülke öyle görünüyor ki birçoğu ülke Assad'ın kalmasını kabul etmiş durumdalar. Türkiye'nin durumu burada ne? Acaba Asad'la yeniden bir diyaloğa girme, onun orada kalmasına kabullenme bir olay olasılığı var mı? Şimdi Esed'in bir defa bizim Suriye'nin başında kalmasını kabul etmek gibi bir lüksümüz yok. Çünkü yüz binlerce vatandaşını öldüren, katleden bir insanı biz demokratik bir ülkede göremeyiz. Ve bizi zaten bu süreç içerisinde buraya sevk eden Suriye halkının içinde olduğu durumdur. 3,5 milyon Suriye halkı şu anda kimin misafiri? Bizim misafirimiz. Peki bunlar nereden kaçtılar? Esed'in zulmünden kaçtılar. Ve hala Esed bunlara bombalarını yağdırıyor mu? Yağdırıyor.
Eğer İdlib'de Rusya ile beraber attığımız bu adım, Soçi, Ankara, Tahran, bu zirveler olmamış olsaydı belki bu hala devam edecekti. Ama atılan bu adımla birlikte şu anda bir ufuk belirdi ve bu ufukta huzur var. Bu ufukta refah var. Şimdi bunu bizim korumamız lazım. Bunun adımlarını da Rusya ile beraber, İran'la beraber atıyoruz, atacağız. Ask you about your upcoming trip to Germany. A lot of hopes are being put on that trip to improve relations both with Germany and with the European Union. What concretely do you hope to get out of the trip to Germany? Siz Almanya ile ilişkiler konusunda sormak istiyorum. Ve sizin gelecek seyahatiniz Almanya olacak ve bu çok önemli bir seyahat olacak. Acaba belli bir adımlar atılmasını Almanya'ya gittiğinizde iki ülke ilişkileri açısından bekliyor musunuz? Şu anda zaten Almanya seyahatimiz ilk defa bir resmi devlet ziyaretidir. Steinmeier davetiyle gidiyorum. Ama gittiğim gün Şansölye Merkel'le bir görüşmem olacak. Ertesi gün tekrar bir ucağa çık bir kahvaltımız kendisiyle olacak. Ve Türkiye-Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi yeniden güçlendirmek istiyoruz. Zaten Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok çok yüksekti. Bunu yeniden o seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Turizm noktasında Almanya en öndeydi. Ama şu anda Rusya tabii Almanya'yı geçmiş vaziyette. Ve bu konuları, bölgedeki siyasi sıkıntıları, ikili ilişkilerimizi hepsini tekrar masaya yatıracağız. Ve atılması gereken adımları da birlikte atacağımıza inanıyorum. İran'dan bahsettiniz. Bugün Amerika Cumhurbaşkanı Trump ülkeleri uyardı ve dedi ki November'de gelecek olan yaptırımlarla ilişkileri İran'dan enerji ithal edilmesini en az duruma düşürün ve yaptırımları konusunda çok uyardı diğer ülkeler. Sizin Türkiye'nin İran'la yakın ilişkileri var, Suriye konusunda beraber çalışıyorlar komşu ülkeler. Bu yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Türkiye'nin tutumu ne olacak? Şimdi gerçekçi olmak lazım. Her şeyden önce Sayın Obama döneminde de yine buna benzer bazı durumlar söz konusu olmuştu. Şu gerçeği bir defa göreceğiz. Biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı neyle ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın %50'sini biz Rusya'dan alıyoruz. Geri kalanını İran'dan alıyoruz. Azerbaycan'dan alıyoruz. Irak, bazen Cezayir'den alıyoruz. Şimdi ben bu doğalgazı almadığım takdirde halkımı kar, kışta, o soğukta üşütecek miyim? Bizim görevimiz halkımızın mutluluğu değil mi? Yani bu konularla alakalı olarak biz, yani kimse kusura bakmasın, atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içerisinde atarız. Ve bunu atarken de halkımızın defa huzurunu, halkımızın menfaatlerini gözetmekle mükellefiz. Sağ ol. Bitti mi? Peki. Evet, Reuters'a verdiği mülakatı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters
mülakatı son derece kritik, son derece onlar tabii derslerine iyi çalışmışlar, iyi hazırlanmışlar. Birkaç madde var işte kaçınanlar için bir iki cümleyle özetlemek gerekirse. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ya da deport edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı bir kez daha net ve yüksek perdeden mesaj verdi. Brunson'la ilgili soru üzerine çünkü orada röportajı gerçekleştirenler Brunson'ın Türkiye'den işte serbest bırakılması ve Amerika'ya gönderilmesi konusunu açtıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan Fethullah Gülen'le ilgili burada yargılama bile yapmaya direniyorlar. Oysa Brunson Türkiye'de bağımsız yargı tarafından yargılanıyor. 12 Ekim'de bir mahkeme var. Mahkeme ne karar verecek biz bilmeyiz. Ona mahkemenin yargıçları karar verir diyor. Fethullah Gülen'le ilgili olaraksa buradaki sistemin Fethullah Gülen'i yargılamaya dahi direndiğini söylüyor. O önemli. Ayrıca bu Brunson meselesiyle başlayan süreç Türkiye'yi ekonomik olarak zorda bıraktığı anlamına gelebilecek bir soru, kışkırtıcı bir soru, provokatif bir soru geldi oradan. Ona da cevaben hayır bize herhangi bir şeye yol açmadı. Daha evvel 2008'de de bir kriz söz konusu dediklerinde bu kriz bizi teyit geçecek demiştik. Şimdi de öyle oldu. Hiç de öyle hani zannedildiği gibi Türkiye'de herhangi bir ekonomik sıkıntıya yol açmadı dedi Cumhurbaşkanı. O son derece önemli. İdlib mutabakatını sordular. İdlib mutabakatı ile ilgili olarak yine Cumhurbaşkanı'na bir anlamda hani tartışma ya da yol açacak şekilde Nusra ya da HTŞ yeni adıyla Türkiye'ye orayı terk etmeleri konusunda bir güvence mi verdiği gibi garip yani gazetecilik tekniği bakımından da sorunlu bir soru geldi. Ama onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece rasyonel bir biçimde yanıtladı ve orada yavaş yavaş radikal grupların bölgeyi terk etmeye başladığını, hatta halkın da geriye dönmeye, 50-60 bin kişinin de hatta şu anda evlerine geri dönmeye başladıklarını söyledi. İran'a yaptırımlar konusunda ise Cumhurbaşkanı tavrını bir kez daha yineledi. Biz gazımızın %50'sini Rusya'dan alıyoruz. Diğer %50'lik kısmını İran, Azerbaycan, Irak, Cezayir gibi yerlerden topluyoruz. Dolayısıyla ben halkımı kışın ortasında enerjisiz bırakmamakla mükellefim. Atacağımız adımları, yapacağımız tasarrufları da kimseye sormayız dedi. Son derece net bir dille Cumhurbaşkanı Reuters'a vermiş olduğu mülakatta. Ve şimdi de yine iç politikaya dönük olarak dilerseniz şu yerel seçim ittifakına dönelim. AK Parti MHP konusunda yerel seçim üzerinde yeniden Cumhur İttifakı'nın sürmesi konusunda mutabakata varıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacaklarını açıklamasıyla başlayan süreçteki ilk somut adım atıldı. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki ile MHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz akşam saatlerinde ilk görüşmeyi yaptı. Genel Başkan Yardımcıları arasındaki görüşmede yerel yönetimde Cumhur İttifakı formülü için prensipte anlaşma sağlandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda AK Parti ile karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi. Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağına ilişkin nihai karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede verilecek. Hadi Ankara'ya çevirelim kameralarımızı. Çağla Atlı var karşımızda. Ankara'nın gündemini verecek bize Çağla Atlı. Günaydın. Nedir başkentin bugünkü gündemi? Neyi takip ediyorsunuz? Günaydın Ersoy dede. Gözler New York'ta biraz önce izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters'a verdiği mülakatı ekranlara taşıdık. İzleyicilerimizle paylaştık. Bugün orada ikili görüşmeleri devam ediyor olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki kimlerle görüşecek? Hangi liderlerle bir araya gelecek? Hemen aktaralım dilerseniz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya gelecek. Ardından da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Erdoğan ve daha sonra devam edecek görüşmeleri. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko ile da ikili görüşmeler yapacak. Ayrıca Yahudi kuruluşlarının temsilcilerini de kabul edecek. New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı böyle olacak. Biz Ankara'ya bakalım şimdi, CHP'de ne oluyor? Örneğin CHP'de MYK toplantısı yapılacak bugün. Pazartesi günü rutin olağan toplantı yapılmıştı. Bugün olağanüstü toplanıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimlere yönelik hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu anlamda da sık sık MYK ve parti meclisiyle bir araya geliyor. Özellikle 3 büyük ilde, yani İstanbul, Ankara ve İzmir için titizlikle bir çalışma yürütülüyor. İstanbul ve Ankara adaylarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor. Bugün saat 12'de toplanacak MYK toplantısı. MYK toplantısı devam ederken de parti sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Bakanların programına bakalım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenecek 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir projesinin tanıtımına katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Sanayi Odası meclis toplantısına katılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bugün bir programı olacak. O da uyuşturucuyla mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısına katılacak. Bakanların programı böyleyken bir de yargı başlığını açalım hemen. FETÖ davaları devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin ve 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaların görülmesine bugün de yine devam ediliyor olacak. Bugün yine yargı başlığında önemli iki dava daha var. Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 117 kişinin yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam ediliyor olacak. Bununla birlikte eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 10 Ekim 2015'te Ankara tren garı önünde meydana gelen saldırının ardından yaptığı açıklamalarda Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu işlediği iddiasıyla yargılanmasına da yine devam ediliyor olacak. Bizim de gözümüz kulağımız gün boyu tüm bu başlıklarda olacak, Ersoy dedi. Peki, çok çok teşekkürler Çağla Atlı, sağ olasın, var olasın aktardıkların için. Şimdi gelin biraz şu köşe yazarlarına bakalım. Öncelikle CIA ilan verdi ya, ilan vermedi daha doğrusu. Eskiden ilanla arıyorlardı da şimdi artık CIA başkanı açık açık mikrofondan söyledi. Türkçe bilen ajanlar arıyoruz diye. Şaka değil hakikaten. Hepsini tutukladıysak demek Türkçe bilen ajan sıkıntısı artık çekiyorlar anladığımız kadarıyla. Bugün Hikmet Genç bunu yazmış. Ne yazıyor? Ne diyor? Dikkat, tecrübeli ajanlar aranıyor. Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar arıyormuş CIA. Bu gizli bilgiyi nereden aldın diye sormayın. Mezun olduğu Louisville Üniversitesi'nde konuşan CIA direktörü Gina Haspel söylüyor. Sebebini de açıklamış. 11 Eylül sonrasının deniz aşırı terörle mücadele operasyonları sarmalığından çıkıyorlarmış. Yani 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarmış. Bu yüzden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarmış. Rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanmak için ajanlar arıyorlarmış. Çok ilginç bir sebep. İlk defa böyle bir şey duyuyoruz. ABD böyle şeyler mi yapıyormuş? İşin daha da ilginç yanı özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajanlar aramaları. Rakip ulus devletlere karşı hem de. İşin doğrusu bu topraklarda ajan bulmakta hiç zorlanmadı Elin Gavur'um. Bizim çocuklar diyebileceği FETÖ'cüler gibi, cuntacılar gibi çok ajanları oldu. İnsanın aklına bu da mı ajan canım diyerek kafa bulduğunu sanan babali zırtapozları geliyor. Can Dündar için Silivri nöbeti tutanları hatırlayın. ABD açık açık ajan arıyor. Bizim zamkinoslar hala yine mi dış mihraklar diyor. Sonra biz bunlar müstemleke çocukları, onun bunun ajanları deyince de kızıyorlar demiş Hikmet Genç. Dikkat, tecrübeli ajanlar aranıyor başlıklı bugünkü yazısında. Teknofest'i geride bıraktık. Teknofest'le ilgili olarak, Teknofest'in daha doğrusu bize gösterdiği çok önemli bir şey var. Neymiş? Halime Kökçe'nin Star'daki yazısından okuyalım. Türkiye'nin bu alanlara yatırım yapmaya başlaması aslında
Türkiye'nin nihayet bağımsızlaşma iradesi göstermesiyle mümkün oldu. Devrim arabasından Hür Kuş'a kadar hakim kalmış nice niyet ve çabadan sonra milli ve yerli girişimciyi baba yiğitleri bulup destekleyen, ön açan bir siyasi irade ortaya çıktı. Daha önceki girişimlerin neden üretime dönüşmediğinin hikayesi ise ibretliktir. Yerli ve milli teknoloji üretimine teşvik ettiğimiz gençlerin bu ihanet tarihini de öğrenmesi gerekir. Dönemin darbeci askerlerinin olmaz, yapamazsınız demesine rağmen devrim arabasının Profesör Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının ısrar ve gayretiyle imkansızlıklar içinde ama sadece 130 günde nasıl yapıldığını, fakat halka sunulacağı gün haince bir planla yakıtının boşaltılması suretiyle çalışamaz hale getirildiğini, sonra da gazetelere rezalet diye manşetler atıldığını anlatmak gerek. Bu ihanet tarihi anlatılmalı ki gerçek vatanseverlik neymiş bilsin gençler. Kuru gürültüyle milliyetçilik olmayacağını, milletini ülkesini sevmenin ona güç ve değer katmakla mümkün olacağını öğrensin. Ve tabii ancak adanmışlık, özveri ve çabayla bunun başarılabileceğini de diyor Halime Kökçe bugün Star Gazetesi'ndeki yazısında. Yine Star'dayız. Yakup Köse af ya da işte ceza da yapılacak olan indirimle ilgili olarak Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifi değerlendirmiş. Diyor ki, cezaevlerinde siyasi mahkumlar dışında herkes kader mahkumudur. Kendileri kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey yapmamıştır. Tüm suç haşa kaderindir. Suç işlediğini kabul edenler de önderimiz şeytandı deyip kendilerine suç ortağı arama derdindeler. Tabii ki ne İslam hukukunda ne de seküler hukukta şeytanı suç ortağı göstermek ceza indirimine vesile olacak husus değil. Cezaevlerinde hiçbir suçsuz yere yatan yok. Var, hem de oldukça. Lakin kader mahkumu denilerek herkesi mağdur çuvalına atmak cemiyetteki adalet ve güven duygusunu zedeler. Ağır hastalar, bakımını diğer mahkum arkadaşlarının yaptığı elden ayaktan düşmüş mahkumlar serbest bırakılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği üzere devlet vatandaşına yönelik işlenmiş suçlarda affedici olmaz. Sadece, özür dilerim, sadede gelirsem AK Parti ve MHP meclise gönderilen af yasasını fırsat bilip Cumhurbaşkanı'nın af konusunu eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir sözünden yola çıkıp adaleti tesis edebilirler mi? Nasıl mı? Halen zindanlarda olan 28 Şubat mağdurları serbest bırakılıp 28 Şubat cuntasının Müslüman Anadolu halkıyla alakalı fişlemeleri imha edilerek, aslında burada bir affetme de yok. Zindandakiler suçlu değiller ki affedilsinler. Devlet zamanında kendi adına hareket ettiğini söyleyen darbecilerin sebep olduğu ve hala devam eden mağduriyetleri giderecek sadece diyor Yakup Köse bugünkü yazısında. Engin Ardıç Sabah gazetesinden kuyruğunu tramvay çiğnemiş başlıklı yazısında diyor ki MHP'nin af teklifi meclise geldi, başkanlığa sunuldu, görüşülecek. Teklifin içeriği de belli, dışarığı da belli. Af kapsamına kimler giriyor, kimler girmiyor, kaç kişi giriyor, kaç kişi girmiyor, kim daha ne kadar yatacak, kim hemen çıkacak, hepsi belli. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Önemli olan sizin ne dediğiniz değil, meclisin ne diyeceğidir. Bu da umarım başkanlık sisteminde meclisin işlevi kalmadı diyenlere kapak olacaktır. Af meselesinde ana muhalefetin yani CHP'nin düşüncesi nedir, tutumu nedir, tavrı ne olacaktır, ne yönde oy verecekler kimse bilmiyor. Kendileri de bilmiyorlar. Gazeteler çarşaf çarşaf yazdı ama onlar önce affın içeriğini bir görmek lazım diyorlar. Hani bunlar her sabah kalkınca ilk iş olarak muhalif gazeteleri bir tamam okuyorlar ve görüşlerini ona göre oluşturuyorlardı. Bir de AKP ne diyor ona bakacaklarmış. Size ne AKP'nin ne dediğinden? Ya kabul edersiniz ya etmezsiniz, ya katılırsınız ya karşı çıkarsınız. Ya da ortadan gidip şu suçlar kapsama girsin ama bu suçlar girmesin diye katkıda bulunursunuz. Belki utanmazlığı iyice ele alıp hırsızlar çıkacak, FETÖ'cüler kalacak, öyle olmasın. Hırsızlar kalsın, FETÖ'cüler çıksın diyecekler bile çıkabilir. Ne yapacaklarmış? Af teklifini değerlendirmek üzere bir komisyon kuracaklarmış. Bu komisyon sonra son günlerin yeni modası olan bir sunum yapacak. Ancak ondan sonra bir görüş oluşturacaklarmış. Peki şimdi ne yapıyorlar? Ne eder de belediye seçiminde Muharrem İnce'yi kazanamayacağı bir yerden aday gösterip hepten yok ederiz hesapları yapıyorlar. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi. İnce baskın çıkınca amaca tam olarak ulaşılamamıştı. İktidar partisi aşureye dağıtıyormuş. İktidarı seçimlerde makarna dağıtmakla suçlayanlar bu sefer ağızlarını açamadılar. Bakınız Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir ne diyor? Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir devlet başkanı Alevi vatandaşlara yönelik çalıştay yapıyor. Bugüne kadar gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarının hiçbiri İmam Hüseyin'in yası için böyle bir organizasyon yapmadı. Erdoğan cemevleriyle ilgili yasal statünün de yeri ve zamanı geldiğinde yerine getirileceğini söyledi. Hani CHP nerede? Hani Muharrem İftarı'nda Kemal Bey nerede? Hani CHP'yi adı konmamış bir Alevi partisine dönüştürmüştünüz?
bir aşure yapıp dağıtmayı da mı beceremediniz? Bari Şero'ya mama alın da kedicik aç kalmasın diyor. Engin Ardıç. Son olarak Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi'nden sormuş. Kendimizden ne istiyoruz diye. Dürüstçe sorabilmeliyiz. Kaybolanı mı arıyoruz yoksa kendi gerçeğimizden kaçıp kaybolmayı mı? Kaybolmayı arıyorsak eğer her seferinde bu da değil demek niye? Herhalde olmayan bulamaz. Zira kaybolan aranır, var olan aranmaz. Dahası insana bütünüyle açık olan yalnız kendi gerçeğidir ve nereye kaçarsa kaçsın hiçbir yere kaybolmaz. Hayat işte. Kendimizden kaçıp kendimizi ararken içinde kaybolduğumuz bir rüya. Sonu yokluk olanı var sanmamızın faturası. Nefesimizi bile canımızın istediği kadar tutamadığımız halde her nefeste varlık iddiasında bulunmamızın cezası. Belki en çok şikayet edenin en çok isteyen olması bundandır. Oysa insan elle tutan gözle görendir, istenendir. Elle tutulup gözle görüldüğünde isteyen durumuna düşer. Evet, her şeyin en iyisini, en güzelini durdurak bilmeden, bıkmadan, usanmadan kendimize isteriz. Kendimize iyi bir kariyer, kazanç isteriz. Kendimize güzel evler, arabalar, kıyafetler isteriz. Kendimize isteriz de isteriz. Peki bu kadar mı kendimizden? Yani elimizle tutandan, gözümüzle görenden istediğimiz şeyler yok mu? Mesela hani olmaz ya oldu diyelim. Dünyada ne kadar insan varsa ve tamamı bizi sevse, biz birini sevmedikçe sevilme ihtiyacımızı karşılamış olur muyuz? Bir soru daha. Cümle alem seferber olsa bizi beğenmek için ama biz hiçbir şeyi beğenmesek şikayet çukurunda debelenmekten kurtulabilir miyiz? Kendimize istediklerimiz gibi kendimizden istediklerimiz de var. Sevdiğin kadar sevilirsin derler ya. Kötülediği kadar kötüleşir. İyileştirebildiği kadar iyileşir insan. Ve sevindirebildiği kadar sevinir. Sahi en son kimi, kimleri, nerede, nasıl ve ne yaparak sevindirdik diye soruyor. Bugün Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi'ndeki yazısından. Dün tiyatro ve sinema dünyasının çok kıymetli bir ismi aramızdan ayrıldı. Yakup Yavru. Yakup Yavru hayatını kaybetti. Fakat arkasında çok tartışılacak da bir hikaye bıraktı. Zira Yakup Yavru bundan sadece birkaç ay önce kendi mezarını yaptırmış. Hatta esprili bir dille mezarının başında poz verirken de insanın ölesi geliyor diye şaka yapmıştı. Selamünaleyküm. Şimdi de ölümlü dünya ne olur ne olmaz diye İstanbul'da zincirli kuyuydu bilmem ne değil de kendi öz memleketimde mezarlığımı aklım başındayken canım sağken yerimi ayıttırıp yaptırayım dedim. Ölümlü dünya dedi, yaşarken mezarını yaptırdı, 4,5 ay sonra kalp krizinden hayatını kaybetti. Hiç olmazsa yarın ölünce kadilik çıkarmayayım insanlara. Her şey hazır zaten. Kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor yani. Öyle bir hoşuma gitti ki. Yakup Yavru hayatını tiyatro ve sinemaya adadı. 22 yıllık serüven ödül almaya geldiği Adana Film Festivali'nde son buldu. 66 yaşındaki usta sanatçı açılış töreni sonrası otel odasında kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan Yakup Yavru, Sağ Salim 2 filminde sergilediği performansla izleyicileri gülme krizine sokmuştu. Çekin şu örtüyü üstümden! İyi misiniz Halit Bey? Bir de uyusaydım daha iyi olacak. Korkuttunuz bizi, öldüğünü zannettik. Yok yok, ben öyle kolay kolay ölmem. Geçmiş olsun Halit Bey. Filmde ben öyle kolay kolay ölmem diyordu, gerçek hayatta ise ölümlü dünya dedi, memleketi Amasya'da kendine mezar yaptırdı. Mezarın başında yerimi çok beğendim, hemen ölesim geliyor. Kendime göre hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum demişti. Zaten yerimi de çok beğendim, hemen ölesim geliyor yani. Öyle bir hoşuma gitti ki. Aradan 4,5 ay geçti. Yakup Yavru kalp krizine yenik düştü. Emek ödülü almak için gittiği Adana Film Festivali'nde ödülünü alamadan hayata gözlerini yumdu. Emektar oyuncu için Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda cenaze töreni düzenlendi. Yakup Yavru'nun Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne alacağı emek ödülü kondu. Yavru'nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Amasya'ya gönderildi.
Havalara bakacağız. Elde bir anayan burada. Günaydın elde bir anayan. Nedir tablo? Günaydın Ersoy'da da. Şimdi soğuk hava dalgası devam ediyor. Hala Türkiye'nin kuzeyinde dondurucu bir hava var. Sağanak yağış var, fırtına var. Dolayısıyla bugün Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu yağmurlu. Fakat özellikle Karadeniz kıyısı boyunca şiddetli sağanaklar var. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı 50-100 kilo arasında değişecek. Yüksek rakamlar. Sel, taşkın, dolu, yıldırım gibi riskler var. Ani sel tehdidi giderek artıyor. Heyelan riski var toprakta suya dünden bu yana doygun olduğu için. Fırtına yine kuvvetli esiyor. Düne göre fırtına bugün biraz daha kuvvetlendi. Dün saatte 75 kilometreye varan hızlarla esiyordu. Bugün 100 kilometreye varan hızlarla esecek. Marmara, Ege, İç Anadolu bölgesinde rüzgarın hızı en fazla saatte 80 kilometreye kadar çıkarken Marmara'nın güney ve güneybatısı ve kuzey Ege çevrelerinde, Çanakkale Boğazı açıkları, Manisa çevrelerinde rüzgarın hızı ve Ege kıyısı boyunca rüzgarın hızı saatte 100 kilometreye kadar ulaşacak. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuz sonuçlar doğabilir. Deniz ve hava yolunda ciddi aksamalar, gecikmeler, iptaller yaşanabilir. Denizcileri de buradan uyaralım. Fırtınaya karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle Kuzey Ege Denizi açıklarında. Şimdi radardan alınan verilerle elde edilmiş haritamıza da bakarsak Ersoy'da da şu anda yurdun kuzeyinde o yeşil görünen alanlarda şiddetli sağanakların hali hazırda devam ettiğini kolaylıkla görebiliriz. Tamamı, değil mi? Karadeniz'in tamamı ve Marmara'nın özellikle doğusu yoğunluklu olacak şekilde sağanak geçişleri var. Marmara'nın güneyinde de yine Balıkesir çevresinde de bir yoğun sağanak geçişi görüyoruz buradan. Dolayısıyla fırtına ile birlikte görüldüğü için sel, taşkın, dolu, yıldırım gibi riskler var. Hava sıcaklığında dün yaşanan 10-12 derecelik düşüş bugün de devam edecek. Bugün İç Anadolu bölgesinde o sert düşüş daha fazla hissedilecek. İç Anadolu çok fazla hissedememişti. 3-4 derecelik ufak bir düşüş olmuştu. Bugün onlar da hissediyorlar. Yaklaşık özellikle hafta sonuyla kıyaslandığımızda başkent hafta sonuna göre bugün 15 derecede daha düşük. 30'du, 15'e geriledi. 15 derecelik bir fark var. Dolayısıyla onlar da artık üşümeye başlayacak. Fakat güney bölgelerde o kadar sert düşüşler olmadı. 3-4 derecelik ufak düşüşlerle güney bölgeler, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bu soğuk hava dalgasından nasibini aldı. Ama özellikle İzmir çevresinde yine termometreler bugün 22 dereceyi gösterecek ki İzmir için düşük bir rakam bu. Fakat yarın itibariyle artık bu bize 2 günlük kışı hatırlatan hava birazcık hafifleyecek, rahatlayacak, ısınmaya başlayacak. Artık sağanak yağış Türkiye'yi terk edecek. Tüm bölgelerimizde hava güneşli ve açık olacak. Sadece Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kısa süreli yerel sağanak geçişleri görülecek ama diğer bölgeler güneşli, açık, geçiyor olacak. Çanakkale çevresinde de, Çanakkale Balıkesir çevresinde de böyle çisenti şeklinde bulut altına kalan yerlerde görülecek bir sağanak geçişi var ama çok kısa süreli. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçiyor olacak. Yarın Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar yine kuvvetli, bunun altını çizelim. Hava sıcaklığı yükselmeye başlayacak yarın ama rüzgar etkisi sebebiyle çok fazla hissedilemeyecek. Yine 21-22'ler civarı hissediliyor olacak. Cuma günü rüzgar da sakinliyor. Yine Doğu Karadeniz kıyılarında hafif evet. Sağanak geçişleri var. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Hava sıcaklığı da yükseliyor olacak. Hafta sonu da yurttaki bu yükseliş trendi devam edecek. Ama yine sağanak yağış var Ersoy diyerek bugün noktalayalım. Peki, çok çok teşekkürler. Sağ olasın, var olasın. Elde bir anayan anlattı bize memleketin havasını diyor. Huzurlarınızdan da saygıyla ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.